Doğru söyle. Kesin biri gelecek değil mi? Hı? Ya kimse gelmeyecek değil misin? Niye laftan anlamıyorsunuz siz? Yalnız kalmak isteyeyim ben. Yıldız, yenge bak öyle bir şey varsa abin yüzü burada bak. Abin çok medeni bir adamdır. Anlayışla karşılar. Söyle paylaş bizimle. Yenge, kimse gelmeyecek diyeyim ha. Gelmeyecek. Yalancının mumu yatsıya kadarmış işte. Al. Gökçe, senin ne işin var burada? Bilmen gereken çok ama çok önemli bir şey var. İyi madem, geç otur haydi. Oturma. Otur. Oturma dedim. Otur kız. Oturma kız. Bu ne ya? Dalga geçer gibi. Otur Gökçe, haydi. Oturmasam da olur. Diyeceğimi deyip gideceğim. Hayır canım, hiçbir şey demeyeceksin. Hadi bakalım selametle ikile, hadi. Ya yenge dur. Ya ne diyorsun sen? Bırak kız ne diyecekse desin. Biz inzivadayız canım. Kimseyle konuşmuyoruz. Yıldız, hani yalnız kalacaktın? Aa yenge, ben şimdi de Gökçe'yle yalnız kalmak istiyorum. Var mı bir itirazın? Haydi, siz dışarı. Hadi ne haydi be. Duydun bacımı. Çık, kapıyı da arkandan çek. Bizim burada konuşacaklarımız var. Abi, sen de. Ben mi? Ben ha? Abin, öz abini şu kıza değişiyorsun. Ha Yıldız? Abi, lütfen. Bir dakika daha durmam zaten burada. Yürün haydi. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Zaman gurur zamanı değil. Sen lütfen arkadan kapıyı çek bir zahmet. Nadi, sen iyice kovulma arsız oldun ha. Benim yüzüm daha o kadar aşınmadı. Sen de benimle konuşma bir daha. Sen de sırıtma, vallahi bütün hıncımı senden çıkarırım ha. Yok bir şey yapmam. Yılışıklar. Terbiyesiz insanlar. İyice oyuncak bellediniz beni. Hayret bir şey. Şuna bak, hala içeride ya. Yenge, haydi sen de. Ya yengem, ben şu kenarda otururum. Hiç de sesimi çıkarmam, dinlerim. Haydi, haydi artık. Utanmalar lan bakalım. Hoş. Hoş. Hoş.
Ulan salık malık mıdır? Nasıl bir köpek o ya? Severim, sen ne yaptın ya? Kuzuyu kurduya emanet ettin. Nadia ne kurdu ne kuzusu ya. Az önce bana köpek saldırıyordu, havladı. Hem şu kız kimdir ya? Benim bacım ona pabucunu test giydirir ya, nedir? Ya sen bacının huyunu bilmiyormuş gibi konuşma ya. O kız Yıldız'ın karşısına bir kere çıktı. Yıldız pılısını pırtısını topladı, buralardan göçüyordu. Eğer bir daha konuşursa onunla, Yıldız ömrü billah kuzeyin yanına yanaşmaz. Ya saçma sapan konuşma Nadia ya. Çıyan kılıklı bir kız yani. Ne diyebilir ki benim bacımı delirtebilir acaba? Bundan her şey beklenir. Benim yine burnuma böyle entrika mentrika kokuları geliyor. O değil de bu kız buranın yerini nereden bildi de geldi ya? Benden, ben söyledim. Anam ne? Ya sen Kuzey Yıldız aşkına gastro mu var? Niye böyle bir şey yaptın Seferim ya? Niye söyledin? Nadia bak beni delirtme bak burada. Benim devreden atacak bak çok az kaldı. Ağzındaki baklayı çıkar söyle. Yoksa vallahi evin önünde çok büyük olay yapacağım şurada. Şule boşanmak istemiyormuş. Herkese de yalan söylemiş. Buraya da kendini Kuzey'i affettirmeye gelmiş. Allah ya. Derde bak yani. Şule ne isterse istesin yani. Ne olacak? Kuzey onu hiçbir şekilde affetmez zaten. Ya ben Kuzey'den korkmuyorum ya. Ne korkacağım? Ben Yıldız'dan korkuyorum. Şule'nin boşanmak istemediğini öğrenirse benim bacım kendini Karaçalı gibi hisseder. Sonra da aradan çekilir. Geldiğimi sormayacak mısın? Kendin söylersin herhalde ex komşum. Sen beni sevmiyorsun ama ben seni seveyim. Ben çayımı ikram edeyim. İster içersin ister içmezsin. Orası sağ kalmış. Çaya kahveye gelmedim ben. Orasını biliyorsun. Başla bakalım. Anlat. Sayıp sövmeye başla. Sayıp sövmeye de gelmedim kırmızı kafa. Ben buraya iki medeni insan gibi konuşmaya geldim. Annen de en son geldiğinde daha böyle söylemiş sarı kafa. Limon getirmedim ya. Dur ben limon getireyim ha. Ayol ne limonu? İki dakika otur da söyleyeceklerimi dinle. Hayırdır Gökçe? Kavga edecek birini bulamayınca boşlukla mı kavga edilsin? İç sesinle tartışıyorum. Tartışmana gerek yok. Haydi anlat sen de kurtul ben de kurtulayım. Ben artık gideyim. Nereye kız? Daha hiçbir şey anlatmadın ya. Vazcaydım. Niye? Sana ne be? Sana hesabı vereceğim bir de. Kırmızı kafa. Konuşmak istedim geldim. Şimdi vazgeçtim gidiyorum. Ne yapacaksın? Ula çattık ha. İyi. Sen bilirsin haydi. O kadar uğraştım. İnsan bari çayını içer. Beraber içek. Ulan sen nereden çıktın? Ne ödümü kopardın ya? Bense kalbinde fırtınalar koparmak isterdim. İstemez. Senin kopardığın fırtınadan bana hayır gelmiyor. Göreceğiz bakalım. Çay içiyoruz mu çay? Saat çay may yok. Bir çay koy da içecek. Hadi, hadi. Bu kısık gözlü yatıya falan kalacak neyin yani? Gidelim artık. Gidemeyiz Seferim. O iki çift laf etmezsen bu gece gözüme uyku girmez. Daha da geliyor ha. Aha.
Ben şimdi sana soracağım cici biliriz. Yavaş, yavaş kapat. Puh, yazıklar olsun senin gibi evlada. Ne yaptın? Nifak tohumlarını ektin mi yıldızın yüreğine? Hadi ona acımadım. Bu bana mı acımadım? Görmüyor mu adamın yüreği yıldız 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 diye çarpıyor? Yazık değil mi o? Yazık değil mi onun aşkına? Senin neyin var pardon? Sus, konuşma. İnşallah sen de aşk acılarında savrulursun. İnşallah sen de aşk acılarında kavrulursun. Ağırdaki yüreğini sevdiceğin alır da kutup yıldızına fırlatır. Sen de için don tutar inşallah. Ay, o nasıl beddua ya? Özgün, patentli, tutma garantili Naide bedduası. Unutma, Naide'yim ben, Naide. Başka hiçbir yerde bulamazsın bu... Az daha sana boncuk diyordum. Bravo. Bedduaların güfte yazarı Naide Kadıoğlu. Bittiyse gidebilir miyim? Bitmedi canım. Benim vaktim bitti ama. Bay. Bay Nağız. Sana zaman da boncuk diyen dillerim kopsun inşallah. Dert 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 dert. Naide bu kapının hesabını vereceğim bu kapıyı. Hars diye kapattın ya bak. Tut be. Höpürdetme şunu. Belki ben seninle böyle iletişim kurabiliyorum. Bir kere de höpürdetme şunu diyeceğine, bu kuzey bana ne anlatmaya çalışıyor acaba de. Ula sen vapur bacası mısın ki ben de böyle iletişim kuruyorsun? Evet, bir bacayım ben. Senin aşkınla tütüp duran bir aşk bacasıyım. Ama bırakmıyorsun ki şöyle gönlümce tüteyim, bir dumanımı salayım. Hep bacayı tıkıyorsun. Biraz da sen yanıp da tüteme bakalım Kuzey Efendi. Yıllarca ben yandım yandım da dumanım bile tütmedi. Ya Yıldız'cığım. Allah aşkına bir kere de acılarını yarıştırma benimle. Anı yaşa, bugünü yaşa. Ula bu anın neyini yaşayacağım ben? Karın geldi diye tazımı tarağımı toplayıp buraya geldim ya. Ya ben seni rahatsız etmek için gelmedim ki. Evime geliyordum, uğrayayım dedim. Evine mi? Uyan da balığa gidelim, armatör. Artık burası senin canın sıkıldıkça kapısını aşındırdığın yayla evi değil. Bitti ha komşuluk falan. Ne bitti ne bitti bir daha söyle bakayım. Komşuluk diyorum, bitti. Ne demişler? Kötü komşu insanı ev sahibi edermiş. Ah, ben de senin sayende buralara geldim. Ben kötü komşu değilim canım. Ben sadık komşuyum. O ne demek? Gel gel, çayını da al, gel. ne oldu? Ne oldu? Şu karşıdaki ev var ya. Ne? O benim yeni evim. Ne? Ya, senin sadık komşun Kuzey'dir, Kuzey. Ula ben senden kurtulamayacak mıyım? Yok. Uzaya taşınsan oradan yakın gezegen bulur yanına taşınırım. Ne ara tuttun bu evi? Bir tanıdık vesile oldu. Sevenler ayrılmasın dedi. O sevenler çoktan ayrıldı Kuzey Efendi hatırlatırım. Ayrılmadık biz. Kavuştuk. Yıldız'cığım hazır ortam müsaitken sen burada ben buradayken sevgili olak mı? Sevgili olduk da ne oldu? Dünyanın en kısa ilişkisi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdik ya. Ya o rekoru değiştirmek bizim elimizde. Gel he de dünyanın en güzel ilişkisi olarak tarihe geçelim. Kuzey ile Yıldız zaten çoktan tarih oldu Gargamel'ciğim. Aha olsa olsa bundan sonra bizden çay arkadaşı olur. Böyle oturur karşılıklı çay içeriz. Arkadaşım. Arkadaşım deme lazım olur. Höpürdetme ula. Niye? Sevgili miyiz biz? Ne alaka? Çok alaka. Şimdi biz sevgili olsak ben çayımı yudum yudum içerdim. Böyle gözlerinin içine bakardım. Gözlerini gözlerimden ayırmazdım. Bir elimle saçlarını okşardım. Bir elimle de çayımı yudumlardım. Ama yapamam! Çünkü biz sevgili değiliz. Arkadaşız, çay arkadaşı. O yüzden şapada şupada içeceğim. Ulan yapma şunu, sevmeyeyim diyeyim. Tamam, sevmiyorsan yapmayayım. Sevgili olak. Naide, bekle bir dakika, dur bak. Biz şimdi niye gidiyoruz Yıldız'a onu anlamadım ben. O şırtanın kızı saldı zehrini, panzehir olmaya gidiyoruz. Sağa bak. O zaman sen karışmayacaksın, ben konuşacağım. Tabii kocacığım, ben niye karışayım? Sen zaten gerekeni gerektiği gibi söylersin. Aferin, bak güzel. Hep böyle ol bak. Her zaman kocanın bir adım gerisinde duracaksın, tamam mı? Tamam. Tabii ki kocacığım. Kadın dediğin kocasının bir adım gerisinde durmayı bilir zaten. Haydi. Yıldız.
Nayda şurada ne konuştuk daha? Şu köşede konuştuk daha ya. Ben konuşacaktım. Ne var yenge? Yengem, her şeyi açıklayabilirim. Sen değil, ben açıklayacağım. Sefer, ben açıklayacağım. Nayda beni delirtme bak, ben açıklayacağım ya. Sefer görüyor, rezil oluyorsun. Ben açıklayacağım. Ya ayıptır ya, sinek miyim ben? Ağzıma yüzüme girdi bütün pislik. Öf, çık. Çay neyin koyun ya? Balkonda balkonda oturak. Ay. Lan! Ne işin var oğlum orada? Bu ne ya? Abi. Hayırdır oğlum? Bu sefer nereden geldin? Abi. Bu sefer kapıdan bacadan değil, karşıdan geldi kara yılan. Karşıdan mı? Ben bu kara yılanın kafasını burada ezmeyebilirim ama. Sefer ne oldu şimdi ya? Hani biz barışmıştık. Ya sınaşma hiç Kuzey, lütfen sınaşma. Sinirimi bozma yani. Biz buraya ciddi bir şeyler konuşmaya geldik. He, ciddi bir şeyler konuşacağız ya. Seferim doğru diyor. Yıldız, o kenafir gözün dediklerine inanma tamam mı? Kuzey'in hiçbir suçu yok. Gene ne oldu? Gene ne suç işledin sen? Ben seni sevmekten başka nasıl bir suç işlemiş olabilirim bir tanem? Ben hiçbir suç işlemedim. Sadece bir türlü zaman aşımına uğramayan müebbet suçlarım var ya onları unutmuşum. Özür dilerim. Benim hiçbir suçum yok değil mi Naide? Kenafir konuşmadı. Allah Allah. He ben de tam onu diyordum ya. Allah Allah. Geçmişi bırakalım, geleceğe bakalım değil mi? Tabii tabii. Geçmiş geçmişte kaldı. Buyurun biraz benim evi gezelim. Haydi. Durun ula. Gene ne dolaplar çeviriyorsunuz siz? Ha? Ne oldu? Söyleyin va. Bir şey yok hayatım. Ben sana anlatırım sonra. Sana sormadım Kuzey. Sen söyle yenge. Ne oldu? Abi. Gene ne suç işledi bu öküz? Tamam tamam ben anlatacağım. Sana sormadım Kuzey. Abi sen söyle ne oldu? Ben söyleyeceğim yani. Bu öküz saklamış olabilir senden ama ben saklamayacağım bacımdan. Sıfır. Hiç hareket etme yani Naide öyle. Bunun şule var ya bu boşanmaya geldi falan yalanmış o. Boşanmaya gelmemiş direkt barışmaya gelmiş. Ama bu karga bunun da sana yalan söylemiş. Söyleyememiş yani korkusundan. Ne? Hı? Ben sana anlatacaktım ama. Yine kandırdın. Yine aldattın beni. Ne aldatması bir tanem? Abinler fırsat verseydi anlatacaktım. Ama onlar da nefes aldırmadı. Yalan söyleme Baha. Abimler gelmeseydi hiçbir şey anlatmayacaktın. Ya vallahi anlatacaktım. Sadece uygun zamanı kolluyordum Yıldız. Bak hala yalan söyleyeyim. İki saattir gözümün içine baka baka çay içerek mi? Canım birazcık seni yumuşatmaya çalışıyordum. Çayını höpürdeterek mi? Kuzey, ben artık neye inanıp neye güveneceğimi şaşırdım. Yıldız. Yıldız deme Bağa. Defolun. Defolun gidin evden haydi. Sen de yenge. İkiniz bir olup yine uyuttunuz beni. Yıldız'ım bak bana ne dersen de ama Kuzey'i kovma. Bütün öfkeyi bana kus ama ona sırtını çevirme ne olur. Defolun gidin ha defolun. Yıldız beni dinlemeden hiçbir yere gitmiyorum. Abi bir şey yap. Bacım ne yapayım yani bunları böyle birbirine vurup kırayım mı şimdi ben ne yapayım bunlara? Abi lütfen yalnız kalmak istiyorum. Yeter ya, ayıp yani ya. Benim gül gibi bacımı mımdan ettiniz yani, mahvettiniz bacımı. Defolun gidin ya buradan. Lütfen defolun gidin şuradan, hadi. Yıldız. Hadi, hadi Yıldız Mıldız. Vallahi gösteririm bütün yıldızları sana bir anda. Çık, çık. Yürü lan. Ya Sefer. Oğlum çık, ne şu lan, ne şu? Yedirtme Sefer'in, yeter ya. Sefer. Bak yanlış yapıyorsun. Benim olanı biteni Yıldız'a açıklamam lazım. Evet, açıklaması lazım. Ya beni delirtmeyin ya. Benim bacımı görmediniz mi yani? Kız burmalı oyuncağa döndü yani. Ne yöne gideceğini şaşırdı kız yani. Azıcık ilişmeyin bacıma. Ya her şey sizin yüzünüzden. Ben ne güzel Gökçe'yi susturmuştum. İsa ya, nasıl başardın sen onu? Benim canım kanım olduğu için olabilir mi? Ama sağ olun. Gökçe'nin yapamadığını siz yaptınız. Ya biz ne bilelim Gökçe'nin insafa geleceğini? Biz gelelim durumu Yıldız'a açıklayalım dedik. Açıkladınız canım. Çok sağ olun. Çok güzel açıkladınız. Yürü git. Bana bak lan sen nereye gidiyorsun oraya? Evime. İtirazın mı var?
Nadide yine bunlar yanaşık düzene mi geçtiler? Aferin Kuzey, aferin. Gözünü bir an bile yazı üstten ayırma. Hadi Sefer, biz de gidelim. Nadide bakar mısın bana bir dakika? Hani ben konuşacaktım, sen susacaktın Nadide Hanım? Zaten sen konuştun ya kocacığım. Ben konuştum değil mi? Hı. İyi konuştum amma. Evet, çok iyi konuştun. Bravo yani, bravo. Bir çuval inciri berbat ettin. Ne iyi ettim ama değil mi? Ne ettim? Göz göre göre bacımı kandırmanıza izin mi verecektim Nadide? Çabuk yürü düş önüme. Sefer, bana geliyorlar ha. Bana geliyorlar. Saygısız. Hocasıyla konuşma şekline bak. Düş önüme. Saygı yoksunu. Evet Ajan Feride. Baba. Gökçe biz fark etmeden çıkıp gitmiş. Yıldız ablayla konuşmaya gitmiş olabilir. Biliyorum, buradaydı. Ay yine yaptı yapacağını değil mi? Her şeyi mahvetti. Ay kim bilir neler demiştir kadıncağıza ya. İnanmayacaksınız ama geldiği gibi gitti. Hiçbir şey söylemedi. Ne? Nasıl oldu ya? Gerçekten mi? E hala babasının kızı demek ki. Oley be! Ya baba çok sevindim. Demek ki Gökçe artık yola geldi. Öyle oldu. Onun o kenafir gözlerinden ayrı ayrı öpün benim için, olur mu kızım? Tamam babacığım, seve seve öpeceğiz. Hadi görüşürüz. İşte bu be, canım bacım benim. Çak! Aha başlıyoruz. Kendi kendimi yiyeceğime senin başını yiyeceğim Kuzey Efendi. Yüzünü kesmeye gelen kasap gibi geliyor vicdansız. Vay, gönlümün sultanı gelmiş. Ne oldu? Hasretime dayanamadın mı? He, dayanamadım. İki kelime edeyim de rahatlayayım dedim. Ha, iki kelime mi? Onu biliyoruz ya. Seni seviyorum diyeceksin. Yok, üç kelime. Yok yok, beş kelime. Sen fırsatçı, yalancı, Yusuf Okuz'un tekisin. Yıldızcığım, canım, iki gözümün çiçeği. Ben sana yalan söylemedim. Şule beni de kandırdı, boşanmak istiyorum dedi. Vazgeçmiş ama. Senin de haberin var. Yahu haberim yeni oldu benim. Söyleyecektim zaten sana. Ne zaman söyleyecektin? Herkes duyduktan sonra mı? Yıldız, önce fırsatım olmadı. Sonra da sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ben sağ dedim Kuzey. Beni iki kadın bir adamla hikayelere sokamazsın dedim. Aşkından ölsem de girmem bu hikaye dedim. Bir kere olsun, bir kere olsun benim gururumu, onurumu düşünsen ne olurdu? Saçmalama. Ben senin onurunu kıracak tek bir hareket bile yapmadım. Yapmadın mı? 20 sene boyunca senin eskin gözüyle baktılar bağa. Şimdi yuva kan dedirtir miyim kendime? Benim Şule'yle bir yuvam yok. Hiçbir bağım yok. Yalnızca kağıt üstünde. Bitirilmesi gereken bir prosedür var, o kadar. Senin o prosedür dediğin kadının umudu olmuş ama. Şule yuvasını kurtarmak için mücadele ediyi. Çocuklarını kocasını bir araya getirmek için uğraşıyı. Ben böyle bir şeye engel olur muyum sanıyorsun? Sen ne yuvasından ne çocuğundan bahsediyorsun ya? Çocuğunun yuvasını bu kadar düşünen insan onları beş parası sokağa atıp ondan sonra da adamın biriyle kaçar mı? Onlar sizin ailevi meseleleriniz. Beni ilgilendirmez. Bir kadın yuvasını kurtarmak için mücadele ediyi. Beni ilgilendiren bu. Mücadele mi ediyor? Ne mücadelesi ya? Sen dünyanın en iyi kalpli insanı olduğun için böyle düşünüyorsun. Şule benim onu asla affetmeyeceğimi biliyor. Şule diyor ki, Kuzey benim olmuyorsa başkasının da olmasın diyor. Ben mutlu olamıyorsam Kuzey de mutlu olmasın diyor. Anlamıyor musun? Hadi Şule'yi geçtim. Senin yaptıkların ne olacak? Ha? Bir daha nasıl güveneceğim ben sağa? Yıldız, beni de kandırdı diyorum. Anlamıyor musun? Ben o pürüzleri halledeceğim. Sen lütfen bana güven. Yüzünü benden çevirme lütfen. Hangi yüzüne bakayım Kuzey Efendi? Ha? Gözümün içine baka baka bana yalan söylediğin yüzüne mi? Yoksa beni aptal yerine koyup kandırdığın yüzüne mi? Hangi yüzüne? Sen sadece bana bakacaksın. Sana deliler gibi aşık olan adamın yüzüne bakacaksın. Ben de o pürüzleri halledeceğim. Ula senin pürüz dediğini benim alnıma çalacaklar gara diye. Olan yine bağ olacak. Sağ hiçbir şey olmayacak. Bu sefer kendimi nereye kapatacağım? Ha? Nereye gideceğim? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Çünkü ben seni artık asla bırakmayacağım. Bırak beni Kuzey. Unut artık. Bundan sonra Yıldız senin adının geçtiği hiçbir hikayede olmayacak. Anladın mı? Olmayacak.
hanımefendi. Benimle çıkar mısınız? Çıkarım ulan. Seninle ağ, göğün en tepesindeki yıldızlara bile çıkarım. Allah! Ben... Allah! İyi ki doğdun Kuzey. Şule? Bir kadın aşk uğruna kaç kere rezil olur? Kaç kere utancından yerin dibine girer? Ben kaç yıl daha senin günahının bedelini ödeyeceğim? Yıldız! Sus! Kadın gözümün içine baka baka beni aşağıladı. Hem de cümle alemin içinde. Söylesene bana. Ben senin yüzünden daha kaç kere utanca batıp batıp çıkacağım? Bu son. Hoşça kal. Sen bana şu ne dedin? Senin yanında uyanan ben. Seni uyandırmayıp öyle izleyen ben. Ama sen bana şule dedin. Meğer senin aşkın da rüyanda şuleymiş. Keşke seni hiç sevmeseydim kuzum. Oyunu ben bozdum. Sen beni bacın, arkadaşın bellemiştin ama oyunu ben bozdum. Haydi selametle. Özel ricası. Kenafir gözlerine müteşekkirmiş. Bak bak nasıl da sırıtıyor. Hadi itiraf et. Sen de içten içe babamın tarafındasın değil mi? Hadi itiraf et. Sen de babamın mutlu olmasını istiyorsun ve annemin olamayacağını biliyorsun. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Bir tarafta annem, bir tarafta babam. İkisinin arasına sıkıştım kaldım. Arada kalacak bir şey yok ki. Biri annemiz, biri babamız. Boşansalar da bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Aa! Ay ben doğru mu görüyorum yoksa bizim buzlar kraliçesinin gözleri mi doğmuş? Aa, bakayım. Vallahi doğmuş. Ya ben senin o kenafir gözlerine kıyamam. Gel sen gel, gör. Oo. Çok şık ya. Kızlar dalga geçmeyin ne olur. Gerçekten hiç iyi değilim. Artık ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini hiçbir şey bilmiyorum. Bence hiçbir şey yapmana gerek yok. Bırakalım da aralarındaki sorunları kendileri çözsünler. Evet ya, bence de müdahale etmeye gerek yok. He, ondan mı buraya ajanlık yapmaya geldiniz? Ay, ne ajanlığı ya, o da neymiş? Hiç yalan söyleme Mine. Buraya babamla kavga ettiğiniz için gelmediğinizi hepimiz biliyoruz. Sen nereden anladın? Ben anlamadım. Annem anladı. Sen şimdi kızların gerçekten babanla kavga ettiği için yanımıza taşındığına inandın mı? Niye ki? Yapma Gökçe, ben sizin annenizim. Her mimiğinizin, her bakışınızın manasını ezbere bilirim ben. Niye geldiler o zaman? Attığım her adımdan haberdar olabilmek için. Belli ki Yıldız'ı huzursuz etmemden korkuyor ama korktuğu başına gelmeyecek. Çünkü ben Yıldız'ı huzursuz etmeyeceğim. Ne? Sen edeceksin. O ne demek şimdi anne? Ailemizin yeniden eskisi gibi ve güçlü olmasını sen de benim kadar istiyorsun değil mi? Evet, çok istiyorum. O zaman gidip Yıldız'la konuşacaksın. Ona benim babandan boşanmak istemediğimi söyleyeceksin. Kuzey dışında bu boşanmayı kimsenin istemediğini anlatacaksın ona. Şeye yarayacak diyorsun yani. Sen annene güven. Kızlara bir şey demek yok ama. Tamam. Vay vay vay. Anneme bak sen ya. Entrik Maliken dizilerindeki kadınlara dönmüş de haberimiz yokmuş. Ay sanki biz ondan farksızız.
Ya bence birbirimizin arkasından iş çevirmeyelim artık. Yeter. Ben çok yoruldum. Evet ya. Ben o yaylada kulübede sizinle aynı odada, aynı yatakta yatmaya bile razıyım. Yeter ki hep bir arada olalım. Ay hey. Ne yapıyorsun yavrum? İfşa oldum pembe. Doktor bey çok pis ifşa etti beni. Hepsi de senin yüzünden. Bunu senden hiç beklemezdim Ayfer. Ben de. İnsan hiç doktorunu kaçırır. Ama ben hep demişimdir. Allah hemşirenin de hayırlısını versin. Neyse canım doktorum, sen bırak şu çorapçı hemşireyi. Hadi hazırlan, biz gidelim. Nereye gidiyoruz efendim? Çarşıya. Nişan eksiklerimizi göreceğiz. Ha, görmeyelim efendim. Hem görmezsek eksikler ortadan kalkmış olur. Hangi birini görmeyeceğiz ya? Daha sağ damatlık alacağız, bana gelinlik alacağız. Bohça yapacağız, pasta seçeceğiz, yüzük bakacağız. Anlamıyorsunuz Pembe Hanım. Ya ben bu tantanaya hazır değilim. Ameliyathanede dikişlerini kapatmayı bekleyen bir hastam var. Benim acil gitmem lazım. Hatta gittim bile Ayfer. Ha, bu arada çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm, çok da şaşırdım ama. Geçmiş ol. Kim? Bağ. Ayfer, benden bir şey mi saklıyorsun? Hasta mıyım ben? Ya yok. Sizin şu küçük enişte yok mu? Poyraz şey yapmış ya işte. Ayfer ya, ne geveliyorsun ağzına? Söylesene şunu direktman. Ya şey yapmış işte, kaçak et kesmiş. Ya niye anlamıyorsun Pembe? Et ne kaçak, ne kasapma açmış. Deli daha mı olmuş? Ya şey işte, Allah'ım duyacaklar, yaklaş. Senin ağzına davun çıksın Poyraz! Saat kaç oldu, bu hala öküz gibi uyuyor ya. Gitti mi yoksa? Aa, dün biraz ağır konuştum. Ağır konuştum dün. Belki de dayanamadı gitti. İnşallah gitmiştir ha. Gitmiştir de ben de kurtulmuşumdur. Ya da inşallah gitmemiştir. Yani bağ gırgın gitmemiştir. Ula ben şuna bir bakayım ha. Çok şükür gitmemiş. Günaydın komşum. İnsan biraz kırılır, gurursuz şey. Hayırdır, küs müyüz? Arsal! 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 Sen de gör! Ulan ağzını kapa, ağzını. Aa, bütün mikroplarını kahvaltıma saçtı. Ya hapşırık bu. Nasıl tutayım ben bunu? Gelince tutamıyorum ki. Tıpkı aşk gibi. Sana olan aşkım gibi Yıldız. Aşkım! Ah. Hey. E sen iyice üşütmüşsün ya. Bir de hala dışarıda duruyorsun. Gir, kapını da kapa. İyileşene kadar da çıkma dışarı. Aşkım! Ulan ne etsem bu okuza iyi gelir acaba? Ben niye edecekmişim ula? Niye edecekse şulesi etsin ha? Günaydın bir tanem. Günaydın. Gel. Kaynanan seviyormuş. Çok sever.
Nerede bizim küçük muhbirler? Babaları için delin mi topluyorlarmış? Sabah erkenden toplanıp gittiler. Niye? Yoksa senin Yıldız'la konuşmaya gittiğini mi öğrendiler? No. Emin misin Gökçe? Mine'yi sevdiğim kazağımı aldı. Geri vermeyince ben de üstüne gittim. Öyle olunca da bana Tazmanya canavarı gibi saldırdı. Sen Yıldız'dan haber ver. Ne dedi annem boşanmak istemiyor deyince? Vallahi hiçbir şey söylemedi. Umursamadı bile. Gerçekten mi? Evet. Anneciğim, o Yıldız Hanım var ya Yıldız Hanım. Senin sandığın gibi bir aile gülü değil. Çok değişik bir kadın. Yani şu zekaya rağmen ben bile çözemedim onu. Nasıl bir kadınmış? Anlat bakayım. Ya şimdi ilk bakışta bir şeye benzemiyor. Ama ikinci bakışta böyle dağ başında yaşayan bir yabani zannedebilirsin onu da. Bu kadar basit değil işte. Böyle edebiyat okumuş, efendime söyleyeyim Avrupa görmüş. Bunun değişik bir kadın ya. Bak sen. Anneciğim, bence sen Yıldız'ı boş verip babama mı yoğunlaşsan acaba? Hı? Onun kalbine girmek için bir yol mu arasan, ne yapsan? Yıldız'la rekabet etme, kaybedersin mi demek istiyorsun sen? Gökçe'cim, anneni bayağı hafife alıyorsun. Hayır anneciğim, sen Yıldız'ı hafife alıyorsun. Bizim peynirci güzeli bir edebiyat okudu, bir Avrupa gördü diye bir anda babanın hayallerindeki kadın mı oluverdi yani? Bana baksana sen. Sen kimin tarafındasın? Ben şu an kimin yanındayım anneciğim? Hı? Sen niye hala sana olan sevgimi sorguluyorsun ki? Bak, herkes gitti, yine ben kaldım. Tamam, tamam. Asma hemen suratını. Ne bileyim, o kadın seni de tesir altına aldı zannettim bir anda. Ama benim kızım bana asla ihanet etmez. Benim yüzümü kara çıkarmaz. Değil mi? Değil. Kamer. Dünyamın uydusu. Dünyamın uydusu. Neredesin kız? Kamer. Kız kurban oldu. Ne oluyor be? Ne olacak? Kuş avlıyorum, kuş. Maazallah, şimdi bu kuşta kuş gribi falan filan vardır. Bize de bulaşmasın. Şimdi kanatlarını yolmadan defol git buradan. Uçacağım Pembe abla, uçacağım şimdi. Dişi kuşumu bekliyorum, gelsin uçacağım. Daha çok beklersin, çok. An itibariyle burayı karantina bölgesi ilan edeyim. Bölgemden şimdi defol git, yoksa darma duman ederim seni. Pis hastalıklı, pis bel soğuklu seni. Kaçak etçi seni. Abla sus. Sopa yok mu sopa? Abla sopaya gerek yok. Vallahi. Abla pek abla. Var mı? Kamer. Abla dur dur. O benim demek. Dur bu benim. Abla. Bu benim. Niye dövmeyeceğim? Niye dövmeyeceğim? Senin bu kocan var ya bu kocan. Bu kocan kansız. Ha evet biliyorum. Ya ne olmuş kansız olduysa ya? Kansız olduğu için adam mı dövülür? Biliyor mu? Biliyorum. Biliyorum, bu kadar rahatsın yani. Sen bunun kansızlığını bile bile bu adamı kabul ediyorsun yani. Evet ediyorum. Poyraz benim her türlü kabulüm. Ben onu sevgimle iyileştiririm ki. Vay kardeşim. Siz ne tip bir gerçeksiniz ya? Siz nasıl midesiz insanlarsınız ya? Heba ne? Alan memnun, satan memnun. Allah Allah. Abla ya. Seni soğuk belli. Ne? Soğuk bel ne ya? Şey kansızım ya. Ondan yok, kafam acıdı Kamer. İyi misin aşkım? İyiyim. Gel öpeyim. Ay özür dilerim. Sorun yok. İyisin değil mi? Oh, mis gibi de korktu ha. Kız Yıldız, sen bu işi bilirsin. Biraz da kuyruk yağı olaydı, benim öküzü hemen ayağa kaldırırdı.
Günaydın Boncuğum. Ya günaydın. Ne kokuyor ki bura? Anam pancar kokuyor ya. Yengeni geleceğini bildin de Mettü. Dedim yengem sabah anan gelir. En sevdiği çorba da pancar çorbası. O gelmeden edeyim de gelince afiyetle içsin dedim. Olmuş mu olmuş, kapıyı mı attın mı? Oh. Hemen içeyim. Yenge sende hiç utanma kalmadı ha. O ne demek bu? Görümcenin bir tas çorbasını içeceğim diye utanacağım mı? Görümcenin bir tas çorbasını içeceğim diye değil. Görümcenin arkasından iş çevirdiğin için, kovulup kovulup tekrar geldiğin için utanacaksın. Yengem. Vallahi ta billah ta Kuzeysa diyecektim ama nasıl diyeceğini bilemedim. Ağzıyla deseydi yeterdi bağ. Boncuğum sen ona sırt çevireceksin diye korktu. Onca zaman sonra tam sevdalı ona kavuşmuşken kaybetmekten korktu. Neyse canım. Bu sefer sırtım mırtımı çevirmedim. Aferin aferin. Bak görüyor musun? Öğreniyorsun yavaş yavaş ha. Aranızdaki buzları erittin zari. Hayır. Aramıza buzdan duvar ördüm. Galıp galıp buz koydum aramıza. Kuzey'i gece nöbetçiliğine devam edecek diyorsun yani. Yazık kuz adama. Buzların tepesinde sağa bakacağım diye üşütecek. Üşüttü zaten üşüteceği kadar. Delirtti kadar mı sonunda Yıldız? O da kafayı üşüttü yani. Öyle değil kız. Gerçekten üşüttü ha. Hapşıra hapşıra beyni aktı o küzün. Anam. Sen var ya kız, sen az değilsin ha. Baktın Kuzey hasta oldu, hemen onun sevdiği çorbayı yaptın ha. Yenge, ben o çorbayı kendim için ettim. Aferin, aferin. Yıldız, dersi dinlemiyor gibi görünüyorsun ama kafan zehir gibi çalışıyor. Maşallah. Yenge, bana bak. Şimdi bir tencere çorbayı dökerim o olur ha. Kendim için ettim diyeyim. Tamam canım, tamam. Bir şey demedik. Madem hazır kendin can istedi çorba ettin, onca çorba arasından pancar çorbası yaptın. Yenge. Tamam, bir şey demiyorum. Yazık ya. Adam şimdi çorba yapacağı kimsesi yoktur. Hadi al da götür istin yazık. Götürmeyeceğim. Hepsini ben içeceğim. Yıldız bir kazan çorbayı kendin mi içeceksin? Komşusu açken, dok yatan bizden değildir. O benim komşum momşum değil. Hiçbir şeyim değil. Yıldız, hadi benim boncuğum. Hadi yengem, götür. Götür de içsin. Götürmeyeceğim. Ben içeceğim. Götür, içsin. Götürmeyeceğim. Zıkkım içsin. Yok ma. Götürmeyeceğim ma, vazgeçtim. Ben niye götüreymişim abinin çorbasını? Şöyle götürsün. Ne oldu kız? Vazgeçtim. Götürmüyorum. Niye vazgeçtin? Ne güzel götürüyordun ya. Niye ben götüreymişim onun çorbasını? Şöyle yapsın götürsün. O çiyan çorba diye zehir içirir adama. Hadi benim boncuğum. Hadi benim gülüm. Götür. Çorbası oldu. Hadi sen ya. Ula sağa da çorbana da. Kuzu o kuzu. Azim atma. Ula sağa diyorum. Ula cevap da vermiyor ya bu. Ecik kibar ol. Hadi. Küçük, küçük. Gerçekten mi bir şey oldu buna? Hiç ses de çıkmıyor ya. Aç! İyi, yaş iyi. Gargaburun, sağa diyorum, in aşağı, haydi. Anam. 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 Ne oldu ula? Gece nöbetçiliğinden Walking Dead'e mi geçiş yaptın? Ne böyle zombi gibi geziyorsun? Geldiğin için sağ ol Yıldız. Allah senden razı olsun.
Ben de vasiyetimi yazdıracak birini arıyordum. Abartma ola, abartma. Aa, bunun içinde hiçbir şeyin kalmaz. Mısır yarması, pancar, tereyağı. Pancar çorbası mı yaptın? Maşallah, o koca burnundan da hiçbir şey kaçmıyor ha. O kadar gribe nezleye rağmen hala daha iyi kokalıysın. Benim burnum bir gribe bir nezleye tıkanır mı be? Canım burnum. Maşallah. Senin o koca burnunu tıkayacak bir virüs icat edilmedi daha. Ha, öyle. Hadi bakayım. Çorba yaptıysan içir. Şımarma, şımarma. Aa çorban, aa kaşığın. Kendin iç. Haydi, geçmiş olsun. Vay be. Allah'ım, ne olur ciğerlerim bana kalsın Allah'ım. Ay, kolumu bile kaldıramıyorum. Hiçbir yerimi oynatamıyorum ben. Ne olurdu biraz daha az hasta olsam. Açtım! Abartma ula, abartma. Felç olmadın. Alt tarafı grip oldun. Aa, şimdi bunu içersin. Üstüne de ilacını içersin. Daha hiçbir şeyin kalmaz. Grip değil ki benim derdim. Aşkı yarasıdır bu. İlaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Dermanı yardadır. Aşk acısı bu. Kolay geçmiyor. Bağ bak Kuzey Efendi, boşuna uğraşma. Aa, bu numaralar bağ sökmez. Sen onu beni kandırırken düşünecektin. Ya ben senin peşinden koşarken yataklara düşüyorum. Dermanı olmayan dertlere tutuluyorum. Ama senin ettiğin laflara bak. Ula, benim peşimden koştun da ne oldu? Yine kandırılan ben oldum ya. Sen beni öküz belledin ama ben aslında çok ince ruhlu. Ben çok hassas bir insanım ben. Tabii sen böyle yüzüme baka baka unut beni dedin ya. Ben bir ince hastalığa düştüm. Ruhum örselendi, kafam kopmuş gibi oldum benim. Sen merak etme. Senin o öküz ruhun benim bir kelimemle örselenmez. Haydin, gaz sağlıcakla. Ya çorba yaptın o kadar. Bir kere içirseydin ne olurdu? Bir kere be. Bak, benim tepemin tasını attırma, alır çorbaya giderim şimdi ha. Git sen git. Beni dertlerimle, kahrolmuşluklarımla bırak. Ama başıma bir şey gelirse sakın. Aşkım! Sakın unutma. Şunu bil. Kuzey Yıldız'ı çok sevdi. Her zaman da sevecek. Bir de gidiyorsan o kapıyı kapat. Cereyan yapıyor, kurender yapıyor, üşüyor. Oy. Ulaşsana çorbanı. Haydi. Şimdi ben çok hasta olduğum için her iki cihanda, bu cihanda da öbür cihanda da iki elim yakamda olur. Hadi iç. Sen baba kafamı yumurta ettin ya. Selamünaleyküm ağalar. Selam. Şibidi Gonzales. Yok yok, atom karınca. Bağ mı dedin emmi? Neyse, hayırlı işler. Sana da hayırlı işler. Selamünaleyküm. Mübeccel teze, ne öpeyim Mübeccel teze? Kaç oradan eşek sıpası. Abla, ne ettim ben sana? Oturayım. Kokuyor mu? Ondan mı? Buram buram kokutacağım ben seni. Hayras. Sen nerede kaldın ya? Doktor bey sabahtan beri seni bekliyor. Acil tedavi olman lazım. Olmam lazım Ayfer abla. Yani şu içimdeki mikropları hayırlısıyla öldürün inşallah. Ne oldu, gitsin artık. Senin gibi bir mikrobu kim öldürsün peki Poyraz efendi? Ana. Ana deme ba. Ana deme ba. Rezil. Ama da deme ba. Ama da deme. Utanmaz, arlanmaz. Ana bak canım acı. Şamar oğlana döndü, bir dinle. Acısın, acısın, daha da acısın. Hastalığı kaparken canın acımadı değil mi? Ulan bari evlenmeyi bekleyeydin ya. Ya dükürgenler giresince. Ana vallahi bildiğin gibi deme, öyle bir şey. Sus! Kemikler kıracağım seni. Allah'ım, kemiklerini. Ama kusur versin. Anne! Anne! Teyze, yavaş. 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 Teyze, yavaş
Ana, ana vallahi bildiği gibi değil. Ben size her şeyi açıklayabilirim. Ulan Poyraz, Poyraz sakın eve geleyim demez Poyraz. Ana kurma, ana fırlatma ana. Ama la, ayakkabımı geri ver. Ayakkabımı at. Mikrop. Ayakkabımı ver çabuk geri bana. Ayakkabımı ver. Ulan mikrop. Beceremedim gene. Gene kaçırdım elimden ya. Mikrop. Gene kaçırdım elimden. Ulan seni bana parayla mı verdiler? Siz de bir işi beceremediniz. Ulan halıyı döver gibi döveceksiniz. Böyle mi dövesin siz halıyı? Mikrop çıkacak diyorum haliden. Dağılın ulan. Çekil at. Çekil at. Bir işi beceremediniz bir işi. Gene beceremedim. Gene beceremedim. Kaldı burada. Şekerli beş kardeş kaldı burada ya. Ne? Sinir boğdu beni. Boğdu. Canatsa her yerimi yanattılar ya. Kaçacağım. Kaçacağım buradan. Kaçacağım buradan. Poyraz'ım. Alo, dünyamın öncüsü neredesin? Evdeyim. Benim acil yardıma ihtiyacım var, başım tehlikede. Ne oldu Poyraz, ne oluyor, iyi misin sen? İyi falan değilim Kamer. Bütün köylü bir oldu, adımı çıkardılar. Sadece adımı değil, canımı da çıkardılar. Ne oldu ya, ne yaptılar sana, bir şeyin yok değil mi? Oh, neler yapmadılar Kamer'im, neler yapmadılar. Bak şimdi ben bir süre Karadeniz'e terk edeceğim, tamam? O yüzden seni gitmeden bir göreyim diyorum Kamer. Yani Şavkın aydınlansın yüzüm. Ne oldu ya, dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Söyle bana neredesin, sen hemen geleyim ben. Ulan höpürdetme. Tamam aşkım, sen nasıl istersen. Aşkım deme bağ. Tamam, sen nasıl istersen hayatım. Bağ bak Kuzey, sırnaşıp durma, iş şu çorbanı haydi. Benim tepemde tasını attırma. Çok güzel olmuş. Sen küçükken yapamazdın bu çorbayı. İyi, o zaman 14 yaşındaydım çünkü. Ha, ama ben seviyorum diye yapmaya çalışmıştım bir kere. Aa, o günleri hatırlatıp benim sinirimi tepeme çıkarma Kuzey. Tamam ya. İyi, doydun mu? Bir daha isteyeyim misin? İstiyorum. Vallahi mi? İyi. Ben sağ yengemle yollarım. Ya ben seni istiyorum Yıldız. Ben çok hastayım ya. Ateşime bak. Bak. Terlemen lazım ha. Soyunmam lazım. Söndür ateşimi. Höst ula, höst. Ne diyorsun sen? Hasta sapık. Ya ben ateşim var diyorum. Nasıl sönecek bu ateş? Aha böyle. Aha bunu durum gibi sarılacaksın. Terlemen lazım. Terleyeyim de senin gibi havale geçireyim. Ya ateşimin düşmesi gerekiyor Yıldız ya. İyi. Nerede ilacın? Ha söyle, getireyim neredeyse de iç kurtulayım. İlaç yok. İş sana düştü. Söndür ateşimi. Ula bağa bak Kuzey. Başından aşağı bir kova suyu boşalt mı görürsün gününü. Ben de onu diyorum. Başımdan aşağı bir kova su boşalt gerekirse. Çimdir beni. Ne? Çimdir. Ilık ılık. Köpüklü köpüklü. Tası kafama vura vura çimdir beni. Köpüklü köpüklü. He. Ilık ılık. Evet. Püh. Anam. Utanmaz, arlanmaz seni. Bu kız var ya, Kuzey'in dediği kadar var ha. Vandal ve de vahşi. Ne söyledim de şimdi vurdun hasta adama? Ne diyeceksin ula? Kimdir benim dediğin ya? Kimdir sen de? Sen hiç tıptan anlamıyorsun Yıldız ya. Ateşli hasta, duşa sokulur. Kimdir eli? Hayır efendim. Aha böyle durum gibi sarılır. Böyle aha terletilir. Bağa bak Kuzey. Aha burada böyle yatacaksın, kıpırdamayacaksın, anladın mı? Bir saat sonra gelip seni kontrol edeceğim. Ateşim düşmezse çimdircün mü beni? Kuzey. Tamam be, git beni acılarımla tek başıma bırak. Yalnız bırak beni. Gitti mi lan? Bravo yani Yıldız, bravo. Sen bu işte ustasın. Romantikli bir an, dehşet bir ana nasıl döndürülür çok iyi biliyor. Ya git başımdan yenge. Zaten cinlerim tepemde. Havalar da 1500. Ne yapacaksın? Vandal gibi benden mi dokatlayacaksın? Yenge. Çok merak ediyorum Yıldız. Sırf merakımdan soruyorum. Güzel güzel çorba içirirken bir anda ne oldu da adamı dokatladın? Abi öküz bana ne dedi sen biliyor musun?
köpüklü köpüklü ılık ılık beni çimdir dedi. Ben de tellak gibi bastım tokadı. Boncuğum sen bu işten vallahi hiç anlamıyorsun ya. Ne var ya bunda ne? Seferim her hasta olduğunda ben o ancak çimdiriyorum yani nedir? Hey, o Sefer senin kocan. Aha bu öküz benimlinki ben onu çimdireceğim. Gitsin şöyle çimdirsin onu. Şule'ye bağlamasaydım zaten hatırım kalırdı. Yok anam yok yok. Bizim kız bu çiyana fena kafayı takmış. Abi seni niye dövdüler? Sade. Valla patlatırım topunu sen. Basın gidin haydi. Gitmeyeceğiz. Seni bulana ödül vereceklermiş. Tam 10 tane çikolata, 7 tane meyve suyu. Hakikat mi lan? Ulan. Şu hallere bak. Al şunu. Al sen de bu. Al 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 al. Al sen de al. Bak bakın. Bundan bütün bakkalı satın alırsınız ama beni gördüğünüz kimse edemeyeceğiniz tamam mı? Basın gidin hadi. Al şu topunu da. Al hadi. Kandırdın. Lan. Lan paramı ver lan. Kıraş. Kamer. Dur burada olmaz aşkım. Bir gören olur. Ne oldu? Köşeye geçelim. Gel aşkım bir gel anlatacağım her şeyi sana. Ne oldu sana? Kim dövdü seni böyle? Kim dövmedi desek daha doğru olur kamerim. Vallahi bütün köyün kadınları toplandı. Böyle cadı avlar gibi avladılar beni. Bir direğe bağlamadıkları kaldı kamer. Yakacaklar diye çok korktum. Ellerinden zor kurtuldum. Ya ne oldu ki? Ne yaptın sen? Niye kırdılar sana böyle? İşte adım çıktı dedim ya. Ne demek adım çıktı ya? Adım çıktı ne? Ha? Söyle bakayım adım çıktı ne demek? Yok o anlamda değil aşkım şey hastalıktan ötürü. He, ne hastalıkmış ya? Sabah da ablam dövdü seni. Ben anlamıyorum ki kansızlık günah mı suç mu ya? Hasta olmak suç mu? Değil mi aşkım? Günah mı suç mu yani de? İşte Akdeniz anemisi olunca bütün Karadeniz bir anda sinirlendi. O yüzden böyle vurdular da vurdular, vurdular da vurdular. Vallahi zor kurtuldum ellerinden kamer. Kamer. Ha. Kaçmamız lazım. Akdeniz'e kaçalım. Vallahi kaçalım. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya Pura saçmalama ya. Niye kaçması ne gitmesi Akdeniz anemisi manemisi falan. Yeter artık. Kamer kaçmamız lazım. Kamer yanıyor. Kamer yanıyor. Yan tabii yan. Anca böyle kurtulursun pis mikroplarından. Çekilin gidin evimin önünden. Ne yapıyorsun sen? Bana bak teyze. Vallahi geliyorum oraya. Hayır, hayır olmaz aşkım. Gidemezsin. Vallahi senin de topaşıyla yüzüne karakterler falan yaparlar. Sonra nişan fotoğraflarımızda şey çıkar aşkım. Ya bana ne ya? Haşlayamaz onlar benim kocamın şu haline bak. Bana bak teyze. Geliyorum oraya. Dur sen. Olmaz aşkım olmaz. Ya kamer anlasana. Bizim kaçmaktan başka çaremiz yok. İyi tamam kaçalım. Tamam, tamam bizim burada saadet yok. Yürü. Yürü. Oldum. Dur. Aldık. Ya bu nasıl yürü? Ama doğru yere geldiğimize emin misin? Vallahi Gökçe'nin attığı konum burayı gösteriyor ama. Hı hı! Yıldız Avcısı! Babacığım, biz geldik! Hey! Kız, nereden çıktınız yine siz benim başıma? Tatlım hayırdır, bu ne agresyon? Yoksa sihirli aynanla mı kavga ettin? Kız! Sen bağcadı mı dedin? Bağcadı mı dedin sen? Aha yandım. Şimdi zehirli elmayı yedirecek bana. Ula baba yetiş. Kızın elden gidiyor. Boşuna bir yerlerini yırtma. Öküzcüğüm burada değil. Nerede ki babam? Nerede olacak? Samanlığındadır. Biz burası babamın evi diye gelmiştik. Uzakta mı onun evi? Çok uzakta. Gaftanın ardında. Geçin içeri haydi. Ayakkabılarınızı da geçin ha. Temizleyeceğiz zaten. Geç. İnsan da bir yardım eder. Hiç işim gücüm yoktu. Sana yardım edeceğim bir de. Ay ne kadar şirin bir evim varmış ya. Tam bir kişilik. Bundan sonra burada mı kalacaksın? Bahar gelene kadar burada kalırım. Sonra yine yaylaya göçerim. Vallahi aslında burası da çok güzelmiş. Tam kafa dinlemelik. Ben de o niyetle geldim ama... Pek mümkün olmadı. Maşallah gelenin gidenin pek eksik olmuyor. Kusura bakma biz de böyle çat kapı geldik ama. İyi oldu geldiğiniz ha. Ben de temizlik yapacaktım. Böyle hep beraber girişiriz. Ne? Temizlik mi?
Hayatta olmaz. Ben Bezde tövbeliyim Yıldız abla. O nasıl tövbe kız? Ya vallahi büyük yemin ettim ben, denemem. Kız dur gel. Şaka yaptım ula, gel. Gel. Zaten siz gidin önce öküzünüzün samanlığını temizleyin. Ha evet, sahip babam nerede? Gelin benimle. Yenge. Ana! Benim askerlerim gelmiş ya. Gelin gelin sarılayım. Ay canlarım ya. Canlarım gelir mi sizi ya? Ay bu ne coşku ya? Ay gören de askerden geldik sanacak. Aşk olsun minnoşum, kalbimi kırıyorsun ama. Bezde her gördüğümde bu kadar coşkuluyum. Aşkın ve de sevdanın yanında olan cengaverlerin yeri bende hep ayrı olmuştur. Değil mi Yıldız? He yenge he. Vallahi bahçe içerisinden daha güzelmiş. Ben olsam hiç içeri girmezdim. Of, havuz bile var ya. Mine şurada güzelim deniz dururken sen şu havuzun peşine düştün ya, pes diyorum sana. Yıldız abla. Ben böyle hazır bavulumla falan gelmişken diyorum ki sana mı taşınsam acaba? Anam, Allah söyletti kız. İnşallah o da olacak bir gün, amin. Hep beraber mutlu mesut aynı evde yaşayacaksınız. Yenge, iyi çene çaldınız haydi. Kızlar, siz babanızı aramıyor muydunuz? Ah, karşıda. Ha, komşuculuğa devam yani. Eh, maalesef. Ne demişler? Ev alma, komşu al. Emme bence sen o komşuyu evine al. Yenge, bir cıvıma Allah aşkına ya. Vay be, babamla ki aşka baksan. Helal be babişkonu toşkuşma. İyi madem, biz de babamın yanına gidelim. Haydi. Haydi. Hadi Yıldız abla, sen de kalsın babalar. Sonra şey yaparız. Kalsın, kalsın. Zaten hadi. Gelip gitmeniz durmuyor ha. Babacığım. Aa, baba ne bu hal? Ne oldu sana? Hasta oldum ben, çok hasta oldum. Yanıyorsun sen. Niye sarındın ki böyle? Ay evet baba ya, çıkman lazım şu battaniyenin altından, daha kötü olursun. Çıkmayacağım. Yıldız beni sardı böyle. Şey dedi, bir saat sonra geleceğim bakacağım dedi. Baba saçmalama, böyle havale geçirirsin ama. Ay evet ya. Ay ben ateşlendiğimde hiç acımadan su dolu küvetin içine atmıştın beni. Ay şu an yine üşüdüm. Hadi baba ver battaniyeyi. Vermeyeceğim. Yıldız değil battaniye, kefene sarsa bile çıkmayacağım içinden. Abartma etme iş başında. Kızım Yıldız sarınacaksın dedi, konu kapandı. Baba şu an konuşamıyorsun bile. Yıldız'ı dinlemenin zamanı mı? Tam zamanı kızım, zaten güvenmiyor bana, iyice güvenmeyecek ya. Hadi gel biz doktora gidelim seninle. Doktora gitmem. Yıldız doktor sarınacaksın dedi. Babacığım sen böyle inat edersen birazdan bayılacaksın. O zaman göreceksin yıldızları. Yıldız öpü bayıltacaksa bayılırım. Of of, ben ne yapacağımı biliyorum. Çekil koş koş koş. Ver şu battaniyeyi. Vermeyeceğim. Son enerjimle bağırttın beni ya. Yıldız abla. Yıldız abla. Kız ne oldu, attılar mı Govalı'yı? Babam ateşler içinde yanıyor şu anda. Ben de diyorum gülüm. Kuzey sen aşkından yanıyor diyorum, ama boncuk laf anlamıyor ki. Ya hayır öyle değil, gerçekten yanıyor. Maşallah Yıldız abla babamı sarmış, sarmalamış, bir de kundakçı gibi ateşe vermiş. Ya üstündeki battaniye çıkar bir soyun at diyoruz, Yıldız olmaz dedi diyor. He öyle dedim, aferin oğa. Ya doktora gidelim diyoruz, Yıldız gitmeden hiçbir yere gitmem diyor. Ha şöyle. Kız Esat'tan Yıldız izin vermezse gitmeyecek mi doktora? Evet. Artık Yıldız'ını kaybetmekten ne kadar korkuyorsa. Ya Yıldız abla gülme, ben çok ciddiyim. Adamın ateşi 40 derece oldu ya resmen. Yok kız, numara yapıyordur o. Hayır numara falan yapmıyor ya, elim alnına değmiyor. Ya bir gelsen görsen anlayacaksın zaten. Vallahi mi? Evet. O zaman ne çene çalıp duruyorsun, hadi koş. Hadi yürü. Yıldız. Ne Yıldız'ı baba ya? Mine'yim ben, Mine. Yıldız, gel Yıldız. Kuzey. Kuzey.
Yıldız, seni çok seviyorum, gitme. Kıyamam, nasıl da adını saygılıyor Yıldız. Oh, hey, aha bunun kafası iyice gitmiş ya. Ha, Yıldız neredesin? Ula, okuz, fasulye sırrı. Anam, cevap da vermeyin ya. E kendinde değil işte, görmüyor musunuz? Duymuyor hiçbir şey. Ne yapacağız şimdi? Çimdireceğiz. Ne? Ne? O ne ya? Hazır mısın? Ha? Ah! Terlemişim ya. Sudamayın mı? Baba iyi misin? Ölüyor da adam. Kız ne bakıp duruyorsunuz? Siz de atlasanız ya babanızın arkasında. Biz mi? Yok ben. Her şeyi ben yapacak değilim herhalde. Hadi kız. Babacığım. Ha bak dondu adam ha. Baba. Hadi kız sen de. Haydi haydi. Biz üstümüze sıçrattınız ya. E haydi beni çimdirmeye değdin ya. Çimmişti şimdi gönlünce haydi. Kız Yıldız senden korkulur ha. Bütün mollalar suya döktün ya. Sen daha dur. Bu daha hiçbir şey. O ne demek kız? Suya dökülmedik bir tane mollaoğlu bırakmayacağım. Yoksa anam tüm mollaoğlunu da mı dökeceğim? Ne onu da dökeceğim. Onu da dökeceğim tabii. Ana. E haydi çimdirin babanızı ha. Kendisi çok şimdilik istiydi. Yıldız seni çok seviyorum Yıldız. İstiyorsan çıkayım bir daha at. At vallahi. Seni çok seviyorum. Ama bir o düşündüm biliyor musun? E haydi beni çimdirmeye değdin ya. Çimmişti şimdi gönlünce haydi. Koş 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 dünyamın uydusu koş. Ay dur bir düşeceğiz şimdi. Ya Tamer dur düşmezsin. Pabuklu ben Ceyda. Ha? Tamam. Hadi bak fazla vaktimiz yok. Anamlar gelmeden gitmemiz lazım. Tamam sen git üstüne kız saklarını da çıkar. Ben hallederim bavulu falan. Ah baba. Ay dikkat et. Ay bacağım benim de. Şimdi alayım. Tuh rezil herif. Tatlar lan uçkurunu. Baba. Vallahi göründüğü gibi değil. Lan duyduklarım doğru mu lan? Ha? Doğru mu lan? Bütün kesimin hastalığını konuşuyor. Yani kısmen baba. Lan senin yüzünden köyde kimsenin yüzüne bakamayayım. Rezil herif ha? Rezil herif. Baba biz bunları bir erkek erkeğe konuşalım mı seninle? Erkek erkeğe mi? Erkekliğe sığar mı lan bu düğün arifesinde? Ha? Kanı bozuk rezil herif. Yaşar baba abartmasana ya ne yapsın çocuk? Ya sizin geninizde varmış demek ki bu. Ha? Bizim genimiz de kanımız da çertimizdir. Üretim hatası olan bu. Ya baba bir indir o silahını da biz bir konuşalım. Ben size anlatayım her şeyi ha. Bak ulan hemen bu evi, bu köyü, Karadeniz'i terk edeceksin. Hastalığın temizlenene kadar da buralarda görürler. Gidiyorum zaten baba. Of be ne Akdeniz anemisiymiş be. Sorun Akdeniz anemisi değil Kamer. Sorun Karadeniz anemisi. Now da ben oluyorum. Yok ben bu hayatta mutlu olamayacağım. Bunu niye koydum? Endişelenecek bir şey yok. Kuzey Bey'in atışı normale dönmüş. Ah çok korktum. Bu yazdığım ilaçları hemen alın. Serum bittikten sonra da taburcu olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Ya niye taburcu oluyoruz ki? Bir gece kalsaydık. Otel mi burası? Hastane mi seviyorsun sen? Duymadın mı doktoru? Ben sıcak yuvama gitmek istiyorum. Sen yuvana mı gitmek istiyorsun yoksa sahibine mi gitmek istiyorsun? Sahip mahip ne biçim konuşuyorsun kızım ya? Onu biz bilmeyeceğiz artık babacığım sen bileceksin. Yolda gelirken adını sayıkladığın sahip kim acaba? Yoksa seni getiren kişi mi? Tamam sahip. Sen nasıl istersen sahip. Ben ettim sen etme sahip. Beni sakın bırakma. Kırmızı kafalı sahip. Hastanedeyiz bağırttıracaksınız beni. Şu serum bitsin gidiyoruz. Emredersin sahip. Dert. Ha, korna kızım da geldi benim. Dert. Babacığım seni çok merak ettim. Canım benim. Buzlu badem de geldi. Merak edilecek bir şey yok kızım. Turp gibiyim bak. Geçmiş olsun Kuzey. Sağ ol. Hayırdır?
Senin gibi yaz Karadeniz delikanlılarını çarpmazdı böyle havalar. Ne oldu? Beni böyle havalar değil, yıldız çarptı. Yapma ama Kuzey. Ben seni tanımıyor muyum? Sen artık eskisi gibi hırçın hoyrat Kuzey değilsin. Sen o sağanak yağmurlarından vazgeçip tatlı tatlı yağan bahar yağmurlarını tercih ettin. Yok canım. Ben o tatlı tatlı yağan bahar yağmurlarından vazgeçtim. Memleketimin mis gibi fırtınalarına tutuldum. Sonra da sırılsıklam aşık oldum. Tamam, yeter mola. Bir sakin olun ya. Farkında mısınız? Uzun zamandır ilk kez ailecek bir aradayız. Ay evet. Ya ne olur bunun tadını çıkaralım anneciğim, babacığım. Ya lütfen sadece konuşalım. Tamam, konuşalım. Haklısın kızım. Geldiğin iyi oldu. Benim de konuşacaklarım vardı seninle. Ne oldu bizim iş? Ne işi? Bilmediğim bir şey değil kızım. Boşanma işi. Hazırladın mı sözleşmeyi? Aa, bu sözleşmeyi hazırlamadım da. Hazırlayan yerlerim ağrıyor. Biz ordulular öyle konuşmayız. Ağzına davun çıksın. Yürü git. Baba ne yapıyorsun ya? Kışkırttı beni kızım. Görmüyor musun ya? Şş, gel buraya gel. Gel buraya. Getir bakayım o kenafir gözlerini. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum babacığım. Oh. Gel. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam gülüm, tamam. Çok geçmiş olsun. Ha, bana bak Feride. Bu basının evine götürmeyin ha. Onu ait olduğu yere getirin. Çaktın. Merak etme Nahide abla, biz de öyle yapıyoruz. Zaten eve girmek üzereyiz şimdi. Aferin kız, aferin. Sinden olacak ha. Tamam canım, hadi çok öpüyorum. Kardeşini de öpüyorum Mindoş. Hadi selam söyle. Tamam canım, hadi bay. Sor hadi sor. Meraktan bardağı kıracağım. İyi miymiş bari? Allah'a çok şükür. Doktor ateşini düşürmüş. Doktor değil, ben düşürdüm onun ateşini. Yıldız sen var ya naneli sakız gibisin ha. Önce yakıyorsun sonra ferahlatıyorsun. Sen var ya sen. Rahat bırak şu bardakları. Gelecek sevdiğin birazdan. İstemiyorum, gelmesin. Vallahi benim gülüm sen ister iste, ister isteme. Bir kuzenin ait olduğu yer Yıldız'ın yanıdır. Onun ait olduğu yer burası değil yenge. Sen iyi bilirsin onun nereye ait olduğunu. Bak şimdi, yine başladım. Aa, Yıldız, ışınlanma mı icat edildi? Havarımız yok. Hoş geldik. Anam boyoz, niye oldu sana yenge? Dur mu çarptı? Babam çarptı yenge, babam. Hey, ula sana ne oldu? Yine başını belaya mı soktun? Vallahi ne sen sor, ne ben söyleyeyim abla. Babam evden kovdu beni. Niye? Niye yaptın gene? Vallahi yenge, anlatacak hiç halim yok. Çok uzun hikaye. Abla. Vallahi sığınacak tek kişi sen kaldın. Şu mini kardeşine bir döşek verirsin artık ha. Dur ula dur. Oraya vurma ya. Ya önüne gelene bana sığınıyor ha. Ula bir huzur verin be. Dağlarımda ne kadar mutluydum ha. Kolay kolay gelemediniz ya. Yıldızım o dağların öküzü denizlere indi. Artık sen nereye? Öküzün oraya. Öküzün nereye? Sen oraya. Bu ne ya böyle tekerleme gibi? Deniz nerede? Öküz içti. Öküz nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. O yüzden de o da unut boncuğu. Ah, denizlerin öküzü de geldi. Hoş geldin kocacığım. Neredesin Nade? Allah Allah ya. Bir sen eksiktin abi. Ya ayıptır ya Nade. Ya bir kap yemek yaparım yok benim. Öleceğim açlıktan kız. Elimi ayağımı mı yiyeyim Nade? Çok acım yani. Hay buraya falan taşındıysak söyle yani. Bütün eşyalar falan getirerek burada yaşıyor. Ya bu kuş kadar evimden ne istiyorsunuz siz? Haydi herkes kendi evine. İstesen de durmam zaten. Senin evinde bir takım böyle rahatsızlıklar kol geziyor. Abi sen de mi ya? Yok lan yok. Şaka yapıyor. Erkek adam erkek adam halinde. Oh! Lan pis herif. Zavrak. Sen nasıl kaparsın öyle bastalı? Ha? Utanmıyor musun sen? Seni öldürürüm oğlum bak. Gel lan buraya öldürürüm seni. Abi. Gel buraya. Abi Allah aşkına dur ne olur yapma. Gel lan buraya geberteceğim seni. Gel lan. Ulan seni gebertti lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya çık oradan. Abi dur. Ulan seni merkezine sallandıracağım seni. Beni üşütükçe. Yalvarırım. Yalvarırım. Atma ne olur. Allah rızası için bak. Deli üşütük. Sorun deli üşütük seni. Gel lan şu. Abi yapma. Elini kana bulama. Bak mağazana kan ben neyi bulaştım bir şey olur abi. Oğlum sus ben elime eldiven takar yine kana bularım elimi. Gel lan buraya. Koş.
Allah! Oğlum niye kırdın? Yapma ne olur! Gel şunu! Çık lan! Çık! Beni delirtti lan çık! Atma onu! Sefer abi! Yo. Hareketlere bak ha. Sefer abi iyi misin? Ya bırak Amer ya. Her zamanki numarası. Daha Sefer de izleyemezler. Hayır. Toylat koşsana abi. Kalp krizi geçiriyor. Ula ciddi mi la? Abi. Abi iyi misin abi? Abi iyi misin? Gözünü aç kurban olayım abi. This is Orda! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geç baba uzan. Ne istersin babişçim? Ne hazırlayalım sana? Vallahi şöyle maviş gözlerden ve kırmızı kafalardan oluşan bir kokteyle hayır demem. Abi yapma dur. İmdat! Bu ses ne ya? Ya adam öldürüyorlar. Duyan yok mu beni ya? Yardım edin. İmdat! Ne ya? Birini mi öldürüyorlar dışarı? Gelin bakayım. Abi. Yardım edin. İmdat! Yardım edin. Kıpırdama lan! Allah ayağımın okçasını benim ağzına sokar ya. Dur orada. Dur orada. Al. Bu ordu SmackDown! Nasılmış lan? Nasılmış? Abla yardım et yenge. Bu ordu SmackDown! Güzel yapıyor Emza. Gel lan buraya! Hayır kurban olayım yapma! Yapma kurban olayım! Yapma kurban olayım yapma! Neyine yardım edeyim kızım? Adam kocanı söküp söküp takıyor. Ne yapayım? Tornavida mı getireyim? Aman, o ne yapabilir ki? Lan, ne oldu? Ayağım kırıldı. Dur. Dur lan takacağım, dur takacağım kıpırdama. Dur lan takacağım. Ya Sefer bırak, ne yapıyorsun çocuğum? Ayağım çıktı ya. Sefer, sakin ol. Bırak çocuğu, ne yaptı bu çocuk sana? Bırak. Ayağım takayım ayağını. Tamam. Ayağını takayım. Ya tamam, sakin ol ya. Sakin ol, ne yaptı sana bu çocuk? Oğlum tutma beni kuzen ya. Battıracağım bunun kafasını ya, namussuz. Tamam, bir sakin ol. Derin nefes al. Nefes al ver. Nefes al ver. Al. Ver. Aldın mı lan nefes? Ne bileyim. Oğlum sen de kalk git lan. Gel tutun bana, kıracağım. Gördükçe öldüresi geliyor seni. Yürü git. Dur. Dur. Seç. Ayağımı dur. Ayağım. Oğlum kardeş katili olacaksın. Ne yapıyorsun sen bu çocuğa ya? Ulan bak yine hatırladım, aklıma getirdin ya. Allah'ım ya. Lan ne yaptı, ne yaptı? Oğlum. Gel yaklaş. Ne? Oğlum işte şey. Oğlum ne diyorsun? Anlamıyormuş bir şey. Bağırma, ne bağırıyormuş? Anlatıyorum. Allah Allah. Okuyamadım ağzını. Ne? Of canım, o kadar çok acıyor ki. Gömsenize beni. Vallahi gömün artık. Kırılmadık yerim kalmadı zaten. Ya dünyamın uydusu. Of çok canım acıyor. Of. Vallahi Allah Kuzey enişemden razı olsun ha. Yoksa abi kesin öldürecekti beni. Neden? Çünkü o şeref bana ait. Enişte! Evet! Enişte deme lan bana. Enişten değilim ben senin. Kayınço kondisyondan yararlansam? Bu saatten sonra kayınçon hiç değilim. Pislik herif. Bir dakika. Bir şey rica edebilir miyim lütfen? Ne? Bir tek şu küçük parmağım sağ kaldı. Onu kırarsan sen de mutlu olurum, ben de ne olursun. Sana mı soracağım lan hangi kemiğini kıracağımı? Yeter! Yeter ya! Alt tarafı hasta oldu.
bu çocuk? Ben anlamıyorum ki, sabahtan beri dayak yiyor benim kocam. Kızım, zaten alt tarafı hasta olduğu için bunları söylüyoruz. Sen de hala şuna kocam diyorsun. Ne gurursuz kızmışsın be! Ya ben onu hastalığıyla da kabul ediyorum, tamam mı? Bu durum hiçbirinizi ilgilendirmez. Çekin artık elinizi üstümüzden ya. Yürü hadi sen de. Yürü git lan, mikrop herif. Aa! Aa! Kamer! Yürü kocacığım. Aç kapıyı, aç. Tamam, dur. Baba ne yapıyorsun ya? Hasta insana bu kadar eziyet edilir mi? Kızım, ceza sahasındaki 9 kusurlu hareketten en kusurlu olanını yaptı bu pislik. Az bile yapıyoruz. Ne kusuru baba ya? Neyden bahsediyorsun sen? Neyse ne? Şu an asıl hastaya odaklanır mısınız lütfen ya? Bir an önce iyileşeyim de eski gücüme kavuşayım. Yıldızımı çok boş bıraktım bu aralar, göremiyorum. Hadi siz de evinize. Yani burası bizim evimiz değil mi zaten? Değil. Burası benim evim. Sizin eviniz babamın evi. E tamam işte. Bizim evimiz de babamın evi. Uzatma kızım. Evde yokum ben. Hadi. Yıldızlar arası küçük bir seyahate çıkacağım. Hadi. Hadi. Evet, na kızıma. Glass clay. Hadi kızım. Na kızım. Na kızım. Çan mı yapıyordunuz? Çan. Hadi. Na kızıma. Glass clay. Gidiyorum. Gidin. Gidiniz. Hadi. Sağdan sağdan gidiniz. Ah! Yavaş Kamer, dur. Of! Ya ne kadar yavaş yürüyeyim biraz. Aşkım ne yapayım? Canım acıyor. Ah! Tamam dur, bekle. Of! Gel. Dur Kamer, dur. Vallahi içimde kötü bir his var ha. Ya korkma aşkım. Babam yanımızdayken kim dokunabilir sana? Bir kişi hariç tabii. Kimmiş o? Baban Kamer. Babanın da üstümden geçmeyeceğine malum. Emin misin bir şey etmeyeceğine? Ya belki hastalığını öğrenmemiştir ha. Ya bırak orduyu, bütün Karadeniz duydu benim ben son... Ben mi? Gansız olduğumu. Ya 9 canımdan 8'ini bugün verdim Kamer. Son kalan canımı babanın almayacağına malum. Aşkım. Ya sen güven bana. Babam seni bağrına basacaktır, ben eminim. Hem o seni çok seviyor. Seviyor değil mi? Seviyor. Poyraz! Senin ne işin var ula burada? Baba! Bu mu deme baba? Bu mu deme baba? Bana bak, hemen kızımı da evimi de terk edeceksin. Ha, etmem dersen ikinci kurşunu orta direğe yersin ha. Ya baba sen de mi ya? Ne demek ben de mi? En önce ben, en önce ben! Ne oluyor Şeref Efendi? Uy, bu gansuz gelmiş. Kızım, Kamer'im, şehir ofisinin yanından. Gir içeri. Çekil kız, çekil! Elveda aşkım, elveda dünyamın uydusu. Poyraz gitme. Of baba ya. Poyraz bekle beni. Kamer. Poyraz. 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 Poyraz dur gitme. Kamer, Kamer, kalk ayağa kalk, kalk dizlerini açacağım, ananlar gelecek şimdi. Acısın. Ama ne olursun sen gitme, olur mu? Bak ben döneceğim, merak etme, tamam. Söz veriyorum sana, döneceğim. Ama sen uyrun olmadan dönemezsin ki. Of, vallahi dönemedim ya. Ama sağ söz, bütün pisliklerimden, mikroplarımdan aranıp geri döneceğim, tamam Kamer? Bekle ben ayışım, tamam? Bekleyeceğim rüzgarında sarılma. Koş kapıyı. Neyse. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. O arsız için ağlayıp mi? Arsız değil benim kocam. Arsız değil de ne kız? Arsız değil de ne? Bana bak, o pisliğin yanında durmayacaksın. Bundan böyle aynı havayı bile solumayacaksın. Ama baba ya. Bu mu deme baba? Bu mu deme baba? Ben diyeceğimi dedim. Hı? Yürü. Hadi. Ya ne oluyor böyle ya? Ya ne yaptı benim boynuzum size bu kadar? Ne yaptı? Kızım, sen koydaki dedikoduları bilmeyin mi? Bileyim.
bileyin. Bileyin de o arsuzu niye yanında gezdireyim? Kendin küçük düşüreyim. Ya abartma anne ya. Ben anlamıyorum ki zaten. Ne biçim bir hastalıktır bu kansızlık? Duyan böyle deliniyor. Bale, seninki nasıl bir kansızlık ki seni delirtmeyi? Delireceğim ben yakını zaten, merak etme, delireceğim. Mutlu musunuz şimdi, mutlu musun? Ah, kocamla evlenemeden kaçtı gitti işte. Mutluyum tabii. Felakete beş kala kurtardın kendi. Gamer, öyle anneden gizli gizli evlenmeye kalkarsan sonu böyle olur işte. Ne yapsaydık anne? Ne yapsaydık? Belki de sizin yüzünüzden hasta oldu benim kocam. Evlendirmediniz bizi, kanı çekildi çocuğun kanı. Oy. Şimdi de bizi mi suçlayın? Evet. Gamer, bileyim mi? O arsuz Poyraz'dan daha arsuz çıktın. Yürü bayım, yürü. Arsuzlar sürsü. Yürü. Yürü diyeyim sana. Yürü. Yürü. Ne bahsiniz be? Babam. Hmm. Bak ben ne diyeceğim sana? Şu bizim düğün işini biraz hızlandırsak, paket program haline getirsek ha? Ya pembe ne diyeyim Allah aşkına ya? Ya babam bak şey diyorum ben. Şimdi kız istemeyle nişanı kuşluk vaktiyle öğle vakti arası yaparız. Gına gecesini öğle vaktiyle ikindi vakti arası yaparız. O akşamına da düğünü ediveririz. Yatsıda da ben kocamla beraber... Öz! Ne oluyor ya? Ben senin babanım babam. İyice kudurdun ha? Tövbe estağfurullah. Ya babacığım aşalım artık bunları ya. Biz baba kız olarak her şeyi konuşabilmeliyiz. Ne zamandan beri arsızlığın adı konuşmak oldu. Baban her şeyin iyisini bilir. Sağ laf düşmez. Tabii canım, biz zaten kimiz ki? Sizin evlenme dediğinizde evlenmeyiz. Bizim duygularımızın hiçbir önemi yok. Yeter! Ya şu sofrada bir ağız tadıyla yemek yemeyeceğiz. Gamer, bak. Baban da ben de delirtme. Yemeğini yiyeceksen ye, yemeyeceksen git odanda hazırla. Tamam anne. Hadi. Hala dur tamam. Ya Feride bırak ya. Bana bu sofrada artık yemek yemek haram oldu, haram. Boğazıma tıkanıyor, boğazıma. Otur yerine. Yeter artık. O kansız yüzünden bizi ezip çiğnediğin yeter. Baba. Baba baba yok. Bundan böyle o soysuz için bir tek damla gözyaşı dökmeni istemeyeyim. Yeter ya. Biz seni sokakta bulmadık. Anmayacaksın o soysuzun, o kansızın adını anmayacaksın. Babam. Ha? Benim doktorum canımda hiç böyle şeyler yok değil mi? Kendisi son derece hijyenik, son derece steril bir damat adayı. Pembe. Ya yeter ya, siz ne istiyorsunuz benim Poyraz'ımdan? Ya hasta olmak suç mu? Söyleyin bana, suç mu baba? Ben bakarım. Babaanneciğim. Dedeciğim, boş verin, kapatalım konuyu artık ha? Senin babaanneciğim diyen dillerini yerim. Hem bakın neredeyse bütün aile beraberiz. Tadını çıkaralım. Doğru. Ama kuzeyim de olsaydı. Babam yok ama ben varım. Oo! Baba. Ay benim kuzum gelmiş. Babaanne. Oh benim güzel kızım. Dedeciğim. Oy. Uçturacağım benim. Kızlar. Kırmızı kafa. Oh. Ay. Kurt gibi açım hala. Ye kızım ye. Ben sana daha güzellerini de yaparım. Geldim. Ama kalıcı değilim. Aa, bak şimdi. Ay hiç kusura bakma Big Dad. Ne? Yani büyük baba demek. Bir süre daha ihanetin tohumu olmaya devam edeceğim. İhanetin tohumuymuş. Ya kız yemeğini hadi. Ne yapıyor acaba benim öküz? Gidip baksam mı? Aman ne bakacağım. Yine kendini bir şey sanacak gargaburun. Ne ama adam hastaydı. Ateşi falan çıkmış olmazsın. Çıkarsa çıksın. Benim ateşim çıktığında başımda o mu bekledi sanki? Kendi başının çaresine baksın öküzcük. Baksın baksın.
Ula ben de ne düşüneceğimi şaşırdım ha. Kafa gitti iyice. Çaresiz derdimin sebebi belli. Ula bu ne? Dermanı yaranda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaranda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde. Boşuna benimle uğraşma doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde. Boşuna benimle uğraşma. Yeter ula yeter. Aha burası daha başı değil, site burası. Milleti kaldıracaksın ayağa şimdi. Kimse ayağa kalkmaz burada. Çünkü onların hepsi 05 Kuzey'i destekliyor. Kuzeyci onlar. Kuzey, Kuzey. Hadi Ayşe abla, Kuzey, Kuzey. Kuzeyci onlar, hiçbir şey olmaz. Ben Kuzeyci değilim, o ne olacak? Sen en birinci Kuzeycisin. En kıdemli Kuzeyci sensin. 20 yıllık Kuzeycisin sen. Kendini bildin bileli kuzeye bakan bir yıldızsın sen. Sen iyice kendini bir şey sandın ha. O eskidendi canım. Ben ha şimdi gövde tek başına kendisi için parlayan bir yıldızım. Tamam ya kızma hemen. Sonuçta sana bir can borcum var. Can borcu yok ödeştik. Sen beni kucağında taşıdın. Ben de seni havuza attım çimdirdim. Vallahi ya sen 90 kilo adamı nasıl attın havuza? Ne sandın Karadeniz kızıyım ben. Sen benim 50 kilocuk bedenimi taşıyamadın ama. Kaç kilocuk kaç kilocuk? İyi 50,5 olsun ha. Vallahi ben tarttığımı bilirim Yıldız. Net 60, bürüt 65. Bağırma, herkese kilomu duyurursun ha. Sen daha tam iyileşemedin herhalde. Şimdi atarım seni havuza geri ha. Tamam tamam sinirlenme. Ben bir iyileşeyim, senin hususi eşeğin olacağım. O 49 kilocuk narin bedeninizi her yere taşırım sahip. Sen sırtına yük almayı bırak da önce yüklerinden kurtulmaya bak Kuzey Efendi. O zaman beni daha rahat ettirirsin. Ha, sen Şule'yi diyorum. Sen onu hiç merak etme. Ben halledeceğim onu. En kısa zamanda halledeceğim. Halledeceğim, çözeceğim de sen bana inanacaksın mı? Sen önce bir kurtul, ondan sonra konuşuruz. Bana hak veriyorsun artık yani. Sağ hak vermiyorum ama Şule'nin ikili oynadığına eminim artık. Bağ da yalan söyledi. Boşanacağım dedi. İşte bu be! İşte bu! Demek artık bana inanıyorsun. Sevgili olak. Öztula, o kadar da değil. Sen önce yapman gerekeni yap, ondan sonra konuşuruz. Ayrıl da gel diyorsun yani. Yeter haydi. Git çay koy da içelim karşılıklı. Çay arkadaşım. Ne çay arkadaşı ya? Ben senin kıraathaneden arkadaşın mıyım? Oldu olacak iki elde pişbirik atalım seninle. Atalım istersen. İstersen tavla da oynayalım ha. Sıkıştırayım koltuğunun altına. Vallahi çaydan nefret ettim sayende Yıldız. Koçum. Bir çay çek, demli olsun. Emredersin ağa. Burası ablamın odası. Burası da benim odam. Oo Mineciğim, bakıyorum yine çift kişilik yatağa kalmışsın. İstersen yatağımı seninle paylaşabilirim. Aa. Bak sen ya, bana gelince yollarımız burada ayrılıyor tatlım. Do not disturb demesini biliyorsun ama. Ah, ne kadar da şanslıyım. En çok ben seviliyorum. Ortanca bir kız kardeşin yaşadığı hiçbir sendromu yaşamıyorum. Ebeveynlerin tarafından da paylaşılamıyorum. Bir ergen daha ne ister ki? Abla, bak bakayım şuna tek kaşı havada mı? Gönder bakayım. Değil gibi. Peki, gözü seyiriyor mu? Ay gözüm... Seyirmiyor. Tırnaklarını yemiş mi? Asayiş Berkemal. Ay! Siz kafayı mı yediniz be, ne oluyor? Hayırdır? Yani şimdi Gökçe'cim, sen genelde bir işler çevirdiğinde ya gözün seyirir ya da tırnaklarını yersin. En kötü ihtimal tek kaşın havada olur. Ay, o kadar belli ediyor muyum ya?
Aman neyse ne, 40 yılın başı gelmişim şuraya. Hazır babam da yok, çıkalım gezelim. Babanız yok ama büyük babanız burada. Bu evin en büyük babası benim. Babaların babası fındık ağası. 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 Babaların babası. Yani babamın neden bu kadar deli olduğunu galiba şimdi daha iyi anladım. Fındık ağası. Şimdi onu bunu bırakın da kızlar, nereye gitmek istediğini söyleyeyim bakalım. Ha, yani şimdi dedeciğim, biz bütün önerilere açığız. Sonuçta buraların yabancısıyız. Ay ablacığım, oldu olacak, kahveye gidelim, tavladılım, ne dersin? Dedeme niye soruyorsun? Kızım, sizin dedeniz ordunun yarısının sahibi. Asıl siz nereye gitmek istiyorsunuz onu diyeyim bana. Kafe, disco, müzihal, iş hanı. Ekmek fırını. Ekmek fırını, tuhafiye, kuaför. Ne isterseniz var dedenizde. Evet. Babaların babası fındık ağası. Babaların babası fındık ağası. Hadi efendim. Babaların babası fındık ağası. Babaların babası fındık ağası. Haberi kız. Babaların babası fındık ağası. Yeter! Yeter be yeter! Ağız suları bir depresyona sokturmadınız insanı ya. Yeter, gidin başka bir yerde gülüşün hadi. Aa, bakın bir an evvel çay beşesine mi gideceksiniz, kafeye mi, bir an evvel çıkarın şunu hava alsın ha. Tamam dedeciğim, sen hiç merak etme. Hadi gidelim babası fındıkası. Babaların babası fındıkası. Babaların babası fındıkası. Babaların babası fındıkası. Ne oldu? Limonun mu yok? Ye. Çayı mı beğenmedin? Ye. E o zaman niye öpürdetmişsin? Ya bir tane çay içme zevkim vardı. Onu da elimden aldın Yıldız. Benle çay içmekten zevk almıyorsun yani. Ya ben zevk almaz olur muyum Yıldız'ım, Maviş'im? Niye yanlış anlıyorsun sen beni? Ben yaptığımız her şeyi çok seviyorum. Ama sadece çay içmek de istemiyorum, anla artık ya. İşine gelirse. Bundan sonra böyle. Bundan sonra sadece çay arkadaşıyız. Biz birbirimizi seviyoruz Yıldız. Neden 80 yaşında ahiretlikler gibi bütün gün oturup çay içiyoruz? Çünkü sana güvenmiyorum. Hani güveniyordun? Hani Şule seni de kandırmıştı? O başka. Ama sen de pek masum sayılmazsın yani. Delireceğim ya. Delireceğim ya. Bak benim sabrımı daha fazla zorlama. Ne olur la, ne olur? Çok fena olur. Ne yaparsın? Döver misin, söver misin? Ne yaparsın? Öperim. Çok pis öperim. Ağzını, yüzünü öperim. Sen bunu öpersin ha. O ne lan? Yüzükmüş. Öperim, onu da öperim. Öpmeyeceksin ula. Hala beni öpme yetkin yok. Ya elini bile öptürmeyeceksen ne geliyorsun sen buraya? Böyle gıcık verir gibi gülüşmeler, maviş maviş gözler. İnsanı delirtiyorsun ha. Rahatsız mı oldun? Oldum tabii. Böyle yapacaksan bir daha gelme, git. Ulan sen beni kovuyor musun? Yok, kovmadım. Kovdun, kovdun. Kovdun beni sen. Ya Allah belanı versin, kovmadım ya. Şimdi kovdun mu? Kovmerim ula, kovmerim. Kovamazsın zaten. Ben kendim giderim. Haydi iyi geceler çay arkadaşım. Gidiyor musun şimdi sen? Neye gidiyorum? Bir çorba yapsaydın be. Sağ çorbayı Şule yapsın. Şule deme bana. Şule. Bak deliriyorum ben. Şule deme bana. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Ya da karın mı diyeyim? Karın falan değil o benim. Karın mı diyorsun? Şule benim karım değil. Görüşürüz. Delirttiniz ulan beni yine. Delirdim ulan ben. Delirdim. Delirdim ulan. Delirdim. Ulan. Bu da var. Bunu da. Delirttiniz ulan. Delirdim ben. Delirttiniz.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ercü. Bizim masa boş mu? Ayıp ediyorsun Kamer abla. Geleceğiz diye arayınca hemen ayarladım masanızı. Sağ olasın. Bayağı dedemin. Bizim ama işletme başkasının. Aa, beleş değil mi? Beleş beleş. Kiralarını ben alıyordum ama bundan sonra sen al istiyorsan. Gerçekten mi? Gerçekten. Vallahi burası çok güzelmiş. Geliriz arada değil mi? Ah ablama. Arada bir gelsek ne olur. Hı? Baksana. Yine teki fırlatılmış şipidik terlik gibi kaldık ortalar. Kızlar biz çok büyük bir hata yaptık. Hiç çıkarmamalıydık o terliklerimizi. İyi de terliklerimi ben çıkarmadım ki. Benim terliklerimi zorla çıkardılar. Ben dedim, taşa basarsam üşütürüm, hasta olurum dedim. Dedim dinletemedim. Al işte. Şimdi karnıma böyle böyle ağrılar saplanıyor. Biz ona aşk diyoruz Junior Ana. Aşk. Ya bu Karadeniz erkekleri ne kadar onurlu, ne kadar gururlu, ne kadar... Ya ben Emin'i affettim ama bir türlü kendini affedemiyor. Bizim buralarda sevdalık ciddi iştir. Yok öyle bir ayrılıyorum, yok böyle barışıyorum dersen böyle dımızlak ortada kalırsın işte. İşte orada duracaksın Junior Ana. Kızlar, biz kimiz? Kuzey'in kızlarıyız. Ne istiyoruz? Terliğimizin tekini. Hayır ya, ben öyle bir şey istemiyorum. Abla bir dur be. Aman neyse ne işte. İnat bizim genlerimizde var. Eğer bir şey istersek sökke sökke alır mıyız? Alırız. Alacağız da. Ah. Bu ne yapıyorsun? Şimdi hiç kimse yemek siparişi vermiyor. Ben ayaklarımın üşümesinden çok sıkıldım. Bu akşam herkesi topluyorum ve herkes eteğindeki taşları teker teker döküyor. Mine yapma. Mine. Efendim Mine. Nasılsın Elf gözlüm? İyi ya, fena değil işte. Koşuşturmaca. Ne oldu, sen niye aramıştın? Aa, arayamaz mıyım yakışıklı? Sonuçta biz artık ayrıyız. Beni öyle her kafanı esinde arama bence. Niye? Yani neden tatlım? Aşk yarası kolay kabuk bağlamaz. Sonra canın yanmasın. İşte ben de seni tam olarak bu yüzden aradım Emin. Yaralarımızı kapatalım. Acılarımıza da bir son verelim. Emin, benim ayaklarım çok üşüyor. Ha. Yani sensiz çok üşüyorum. Ya inanır mısın şu an ben de çok üşüyorum. Kapının önünde seninle konuşacağım diye durdum. Bacanaklar da bekliyordur hem. Tamam ne güzel. Ben de diyorum ki bu akşam hepimiz sende toplanalım. Gökçe, Osman, sen, ben. Hatta bizim küçük abile. Hayır, istemiyorum ben öyle bir şey. Abla bir sus ya. Vallahi çözülecek pek bir şey kalmadı. Frodo'nun evlilik sorunu dün kökünden halledildi zaten. Nasıl yani? Amcam, Osman'ı sözledi. Ne? Biz de şu an bekarlığa veda partisi yapacağız. Hadi görüşürüz. Size inşoklar canım. hadi. Ne olmuş? Ne oldu? Kızım söylesene ne oldu? Osman. Frodo Osman. Ne olmuş Osman'a? Yüzüklerin efendisi olmuş, yüzük takmış. Kızım ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Şunu bir düzgün anlat. Osman sözlenmiş. İnşallah sen de aşk acılarında savrulursun. İnşallah sen de aşk acılarında kavrulursun. Ağırdaki yüreğini sevdiceğin alır da kutup yıldızına fırlatır. Sen de için don tutar inşallah. Sus.
Sen ne dedin, ne dedin? Osman'ı söz dedi. Hatta bu gece de bekarlığa veda partisi var dedim. Allah rahmet eylesin kardeşim ya. Çok iyi çocuktum ben. Çok üzüldüm şu anda. Ya Bacanak, sen niye böyle bir şey söyledin? Niye böyle bir yalan ettin ya? Kardeşim, kadınların çalışma mekanizmasını biliyorum çünkü. Gökçe 10 dakikaya buraya gelmezse ha bana da emin demesinler. He, Gökçe bundan sonra kalkacak. Oradan buraya benim ayağıma gelecek. Benden özür dileyecek, öyle mi? Hem de ne özür. O Gökçe var ya, o Gökçe. Mum olacak. Mum oğlum. Nereden biliyorsun? Dedim ya oğlum. Mekanizmanın çalışma prensibini biliyorum. Önceden eldeki kuştun, şimdi daldaki kuş olacaksın. Anlasana biraz ya. Ah, ah. Ben de Feridem'in ellerindeki kuştum ama beni bir bıraktı. Şimdi hiçbir dala konamıyorum. Seninki biraz istatistik dışı Bacanak. Feride abla aşırı etik ve merhametli bir kız. Ya keşke birazcık bencil olsaydı da başkalarını iyi kendini düşünseydi. Tamam ya, tamam tamam Bacanak, gayrak yapma. Şimdi şeyi konuşuyorduk. Benim gönül meselemi. Neydi? Gökçe, heh. Gelecek mi şimdi, gelir mi diyorsun? Ne diyorsun, özür diler mi benden, emin misin ya? Gelmezse değilim diyorum ya oğlum. Emin misin, değil misin oğlum? Gelmezse emin değilim diyorum lan. He. Ulan ben gene hiçbir şey anlamadım ya. Ya arkadaş şu anda kelime şakası yapıyor Bacanak. Bence sen onu değil de Gökçe geldiğinde ne yapacaksın onu düşün. Ben ne düşüneceğim ya? Biraz onlar düşünsün. Allah Allah. Nasıl ya? Gökçe'yi hepimiz tanıyoruz. O elindeki yüzüğü var ya, senin parmağınla beraber söküp alır senden. Yok ya, o biraz sıkar sıkar. Azıcık burnu sürsün İstanbul'un. Bacanak şu anda Gökçe Mini'yi de yanına almış, roket takımı gibi buraya geliyor. Bence dikkat edin de sizin kafanızı bir yerlere sürtüp kıvılcım çıkarmasınlar. Gado oluyoruz oğlum biz. Bize hiçbir şey olmaz. İki tane molla kızından mı korkacağız? Aha. O ne ya? Frodo'nun yüzüğü işte. Şimdi bunu takacak ya, Mordor'a kadar yolu var. Oğlum sen alyansı nereden buldun? Ya işte Gökçe'yi istemeye giderken söz keseriz diye aldıydım ama kısmet bugüneymiş ya. Hadi bakalım İstanbullu. Sen mi büyüksün ben mi? Çak. Çak bakalım. Şoför! Şoför! Pistonları aşağı inmesince şoför! Senin o tekerleklerin patlasın da dümdüz yolda gidemeyesin şoför! Ay bu ne biçim beddua be? Özgün paterde Gökçe bedduası, başka hiçbir yerde bulamaz. Kardeşim bir de olumlu tarafından bak. Ya bunun olumlu ne tarafı var Mine? Şöyle düşün. Seninle sevgiliyken de sözlü olabilirdi. Mine. Ya sen neden üstüne alınıyorsun ki? Hem sen nişanlı olduğunu bilmediğin biri tarafından. Mine uzatma istersen. Tamam uzatmıyorum. Ya ablacığım. Niye üzülüyorsun sen ya? Bırak seni kaybettiği için o üzülsün. Hem seni 10 yıl beklemiyorsa kendi kabahati. Hiç. Bak Yıldız ablama kaç yıldır abimi bekliyor ya. Kızlar, şu an ortaya yeni bir teori atıyorum. Biz bu acıların hepsini babam Yıldız ablayı terk etti diye yaşamış olmayalım. Ne alakası var be? Kadıoğullarının ahını molla ağılları mı çekecek hep? Yok efendim. Bu devran böyle dönmez. Ben evleneceğim de evleneceğim. Evleneceğim de evleneceğim. O zaman ne yapıyoruz? Kadılardan hesap soruyoruz. Ya kızım saçmalamayın. Nasıl hesap soracağız tek başımıza? Tek başımıza mı? Unuttun mu biz Mollaoğlu'yuz yeğenim? Osman, 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 bomboş Osman! Ya bir dur ya, bir dur, bir dur ya. L1 üçgene bas, L1 üçgene bas, L1 üçgene... Bas şuna! Aa, ya ben öyle bak istemeyeyim ya. Vallahi bak çok gerginim bak. Kolu da düşürdüm zaten ya. Oğlum saçmalama ya. Gel, kafanı dağıtman lazım. Geldiklerinde çok normal bir şeymiş gibi davranman lazım. Oğlum ne normali, ne doğal, ne bahsediyorsun sen bana ya? Bir atomlarımı ayırmaya geliyorum Gökçe. Sen bana normalsin diyorsun. Allah Allah!
ya. Ben çok korkayım ya. Ya korkunun nicele faydası yok bacanak. Orada böyle elini kolunu vurup sallıyordun hani İstanbul'u sen mi büyüksün ben mi büyüksün diye. Ne oldu şimdi? Vallahi Emin ölüm ilamını yazdı. Bize de cenazelerine saf tutmak düşüyor. Ya, yaktın beni var ya. Yemin ederim yaktın beni ya. Yaktın beni ya. Oğlum saçmalamayın ya. En fazla ne yapabilir ki? Siz bittiniz, bittiniz. Kızlar mı gelmiş? Aha, kızlar gelmiş. Genç, dinamik, eli silah tutan, izbandut gibi kızlar. Oğlum tüm mollalar burada. Var ya, acayip harcayacaklar sizi, acayip. Siz en iyisi öpü takdir yapın ya. Valla belki bir şansınız olur. Ya abartma bacarak ya. Dalga oluyoruz biz oğlum. Dalga oluyor. Üç taneden molla oğlundan mı korkacağız? Nerede de burada? Allah hadi kazamız mübarek olsun ya. Açıyorum ben kapıyı. Üç beş. Molla oğlu. Bir de bana işaret diyorsunuz. Bacanak, kapıyı açmasan öldük ya. Mine baba. Mine'ye bak. Mınçıka mı elini ki? Mınçıka var elinde. Demek ki senin suratı oynayacak. Dikkat et, vallahi seni golluma çevirir, haberim bile olmaz ha. Oğlum, tırsınızı belli etmeyin ha. Korkmuyormuş gibi. Ev sahibi. Arkadaşlar, sayın mollalar, hoş geldiniz. Görüyorum ki boş gelmemişsiniz. Evet, madem kimsenin söyleyecek bir şey yok, o halde herkese iyi geceler. Benim var. Şefer, şefer. Acanak sana diyor, sen gel bir konuş, bir... Evet, sen, sana diyorum. Çakma Frodo. Benim sana diyecek iki çift lafım var. Yalnız fazla uzun olmasın. E malum, sözlüm başka kızlarla konuşmamdan pek haz etmiyor. Başka kızlara? Ula sen daha iki gün önce benimle evlenmek için can atmıyor muydun? Şimdi ne oldu da Tornistan yaptın? Ha? Hep senin o yüzüğün nerede? Çıkarsana, ne saklıyorsun? Kim saklıyormuş ya? Al burada. Aynı zamanda bunu takmaktan da gurur duyarım, gurur. Oh be. Ulan şoför, senin o yüzük takan parmağını var ya, önce koparırım, sonra da boynuma kolye yaparım, dönek. Bırak beni. Ben mi döneyim? Ulan ben seni sevmekten başka ne yaptım ya? Kapınızdan bile kovdunuz beni. Şimdi hayırdır, ne işiniz var burada? Aptalsın sen, aptalsın. Olmaz dedim, evlenemeyiz dedim. Daha ikimiz için de çok erkendi dedim. Ama sen bunu bile anlamayacak kadar aptalsın Osman. Vallahi kusura bakma Gökçe, sen evlenme. Ama bak... Ben evleneyim işte. Ya siz erkekler niye böyle kalın kafalısınız? Abi sana diyor, sen bir adım öne çık, bir konuş. Fark ettin mi ben? Siz niye sürekli illa sizin istedikleriniz olsun diye diretiyorsunuz? Bizim ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizin hiçbir önemi yok. Var Feride. Var tabii. Hatta ben de aynı soruyu sana sorayım. Benim ne düşündüğümün, ne hissettiğimin, aşkımın, pişmanlığımın hiçbir bir önemi yok. Ben seninle konuşmuyorum ki ortaya konuşuyorum. Ben de seninle konuşmuyorum, ben de ortaya konuşuyorum. Ben bu kıza deli gibi aşığım ya. İt gibi, köpek gibi aşığım. Bir yardım edin be mollalar. Küçük ağa, küçük ağa. Rol çalma küçük ağa. Biz buraya damat beyi tebrik etmeye geldik. Şöyle bir tebrik edip gideceğiz. Madem öyle mollalar, ne duruyorsunuz? Saldırın hadi!
çok sağlam yapmama da gerek yok ki. Ben bunu gene kırarım zaten. Bence de. Sen bu kafayla gidersen evde kırılmadık ne sandalye ne masa hiçbir şey bırakmazsın. Kimin yüzünden acaba? Kimin yüzünden olacak? Şule'nin yüzünden. Bana bak, beni delirtme, bütün evi parçalarım ha. Ben senin problemini anladım ha Kuzey. Sende öfke kontrol problemi var. Senin profesyonel destek alman lazım. Benim aşkî destek almam lazım. Senden uzak olunca ben deliriyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Ula benden uzakta mısın sanki? Aa buraya geldim yine dibim de bittin ya. Sana da eğlence çıktı. Halinden gayet memnun görünüyorsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, keyfim pek yerinde. Sayende hiç sıkılmıyorum. Aman aman, sizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize Yıldız Hanımcığım. Ama hiç merak etmeyin. Her gün yeni bir cinnet performansıyla karşınızdayım. Aman yok, istemez. Ben canım istediğinde seni delirtiyorum zaten. Öyle yapıyorsun. Böyle sinirlendiriyorum beni. Diyorum ki ulan ne olacak be? Olmazsa olmasın sevgili mevgili diyorum. Sonra... Sonra ne oluyor? Sonra bana böyle bakıyorsun işte. Hani böyle uçsuz bucaksız denizlere bakarsın ya... ufuk çizgisiyle deniz birleşir. Ben de aynen öyle. Gözlerin nerede bitiyor? Gökyüzü nerede başlıyor bilmiyorum Yıldız. Neyse. Ben buraya sağ laf sokmaya gelmedim. Kahvaltını ettin mi? Niye? Bana kahvaltı mı hazırlayacağım? Yok. Kahvaltını yaptıysan senden bir şey isteyecektim. Yine kaslı, güçlü, karizmatik bir erkek mi lazım oldu? Kim bu yakışıklı? Gene benmişim. Yok. Bana böyle senin gibi bir mal değneği lazım. Sıra ihtiyacım var. Mal değneği mi? Gemi direği gibi boyum var. İşim düştü sağa. Hay hay. Yalnız önce kahvaltı. Malum. Aç ayı oynamaz. Haklısın. Sen de haklısın. Sen böyle ağa bastın mı yeri titreten, boylu, poslu, kocaman, kuvvetli koca ayılara benziyorsun. Ya ağzından bir tane hayırlı cümle çıksın be kadın. Niye? Ne deseydim Kuzey Efendi? Ben sağ mı deseydim? Ya da ben seni... mi deseydim? Ne deseydim ha? Ay dilim lal olaydı, kopaydı, boğazıma gireydi, kalaydı orada böyle diye kalsaydım, ölseydim de söylemeseydim o lafları be. Ben de o zaman aynı dileklerde bulunmuştum ama neyse. Sen şimdi cevap ver bakalım. Geliyorsun mu, gelmiyorsun mu? Başka çaren var mı sahip? Yok. Tava böreği mi yaptın? Dur ula. Önce ellerini yıka. Ya benim elim temiz. Ben yedikten sonra yıkarım. Sabahtan beri orada alet edevatla uğraşıyorsun. Kirlenmiştir ellerin. Git yıka haydi. Tamam sahip. Lavabo nerede? İçeride sağda. Biri geldi herhalde. Yengemdir. Böreğin kokusunu aldılar herhalde. Başka kim olacak ki? Ya Sefer'dir ya Naide. Geldim. Yengelerin en güzeli. Şule. Pardon. Yanlış bir zamanda mı geldim? Eğer müsait değilseniz... Değiliz. Ne işin var senin burada? Hayırdır? Yine kahve içmeye mi geldin? Yok. Ben Kuzey'e bir şey vermeye gelmiştim ama... onu evde bulamayınca sana bırakayım dedim. Buradayım işte. Ne bırakacaksan bırak, ondan sonra da git hadi. Ne öyle kapıdan kovar gibi? İçeri buyur etmek yok mu? Öyle değil mi ama Yıldız? Öyle. Yıldız. Buyur. Müsaade eder misin Ayı Bey? Geç buzlu badem. Evin güzelmiş. Sağ ol. Konsepti de korumuşsunuz gene. Yan yana böyle aşıkla maşuk gibi. Yoksa Romeo ve Juliet mi demeliydim? Şule. Hemen sinirlenme lütfen. Ben buraya size güzel haber vermeye geldim. İyi. Ne haberi vereceksen ver git. Yoksa benim içimdeki ayı uyanmaya başlıyor, haberin olsun. Her zamanki Kuzey işte. Hep böyle sabırsızdır. Ama ben senin sabrını ve azmini takdir ediyorum Yıldız. Anlamadım. Merak etme, sabrını daha fazla zorlamayacağım. Zaten 20 yıldır beklemiş biri olarak 20 gün daha beklemek çok da zor olmasa gerek. Ne diyorsun sen ya?
Ne olacakmış 20 gün sonra? Avukatın yanından geliyorum. Boşanmamız 20 gün sürermiş. Tabii sadece resmi olarak. Yoksa aşkla, mutlulukla geçen 20 yılı 20 günde yok saymak mümkün bile değil. Şule çirkinleşme. Asıl çirkin olan ne biliyor musun? Boşanmamızı beklemeden sizin sevgili olmanız. Senden hiç beklemezdim Yıldız. Sen gururlu bir kadınsın. Sana beklemek yakışırdı. Benim gururumu tartmak kimsenin haddi değil. Hele senin haddin hiç değil. Peki şimdi ben bu boşanma sözleşmesini hanginize versem acaba? En çok hak edene vermeliyim, öyle değil mi? 20 yıldır beklemenin mükafatını veriyorum sana Yıldız. Çek şunu önümden. Bu sizin meseleniz. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez diyor. Saçmalama lütfen. Kaç gündür bu kağıt parçasının peşinde koştuğunu bilmiyor muyum zannediyorsun? Al hadi al, gocunma. Ama mutluluğunu da bana borçlu olduğunu unutma sakın. Ben kimseye hiçbir şey borçlu değilim. Bu bir. Beni mutlu etmek kimsenin haddine değil. Bu da iki. Şimdi oradan defolun gidin. Bu da üç. Yıldız, ne yaptın sen? Demek ki boşanmamız umurunda bile değilmiş. Madem yasak ilişki yaşamaktan gocunmuyorsun, o zaman anlaşma falan da yok. Ne diyorsun sen be? Ne demek anlaşma falan yok? Boşanma da yok yani. Bana bak, benim tepemin tasını attırma. Boşanıyoruz. Boşanmıyoruz. Boşanıyoruz. Boşanmıyoruz. Boşanıyoruz. Yeter be! Defolun gidin, kavganızı dışarı dedim. Bu iş burada bitmedi. Yıldız, ne yapıyorsun sen? Boşanmam falan umurumda değil artık. Ben bu yükü taşıyamayacağım. Ne yükünden bahsediyorsun ya? Şule'nin buraya gelme sebebi tam da bu. Ben bu oyunlarla artık uğraşamıyorum. Kim, ne, neden yumuşadık umurumda bile değil, benim, anladın mı? Gün aşırı kafamın çalınmasından, birilerinin arkamdan iş çevirmesinden yoruldum artık. Pes ediyorsun yani, öyle mi? Şule'ye istediğini vermeye mi çalışıyorsun? Bir lafımla seni Şule'ye vereceksem şimdi git karının peşine, haydi. Git karının yanına, uğraştırma beni. Yıldız, Şule senin zaten böyle gururlu bir kadın olduğunu biliyor. Ondan bunları yapıyor. Oyununa mı geleceksin onun? Oyun moyun düşünecek halim kalmadı benim. Bunların hepsi senin yüzünden. Ne olur yine 20 yıl önceye gitme. Ne olur kapat artık şu geçmişi. Yo, ben şimdi anlıyorum. Benim senden önceki 20 yılım en mutlu zamanlarımmış. Öyle mi? Vazgeçiyorsun benden yani. İstemiyorsun beni, öyle mi? Sen bana açık açık konuşsana ya. Bırak şu bahaneleri, onu bunu. Bana doğruyu söyle. Sen beni istiyor musun? İstemiyor musun? Kim önce çalındı?